Evet, merhaba arkadaşlar. Aydaki Adam'a hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konuğum var. Ertuğrul Özkök. Yeni kuşak bu kadar tanımıyor olabilir ama. Tanıyor musun kızım Ertuğrul Özkök'ü? Evet. evet. <laughs> Ertuğrul Özkök, 20 yıl mı yaptınız hürriyetin? 20 yıl genel yayın yönetmeni yaptım. Doğan Medya Grubu'nun başkan yardımcılığını yaptım. Hürriyetin Moskova bürosunu açtım ve... Yani Türk medyasında kimse onları yapamamıştır. Biri aynı anda hem Hürriyet'in Ankara temsilcisiydim hem de Moskova temsilcisi bir hafta Moskova'daki Restroika dönemiydi Gorbaçov'un. Yani tarihi bir dönemdi dünyada o geçiş sürecinin. İkincisi de aynı anda hürriyetin hem genel yayın yönetmeni hem Ankara temsilcisiydim. Bu evet. da Türkiye'de ve basın tarihinde hiç kimseye nasip olmayan bir şeydi bu yani. Peki kendisinin sevmediği tabirle amiral gemisi derler hürriyete. Yeni kuşak onu da bilmiyordur ama siz sevmiyorsunuz o tabiri. Ben hiç sevmedim o tabiri. Sevmedim ama bir süre yani. hoşuma gitti yani amiral gemisi deyince. Dalga geçtim amiral gemisi diyenlerle falan. Ya amiral gemisi diyorlar bana falan. En sonunda ben de inandım buranın amiral gemisi olduğuna dedim. Tabi dedim amiral gemileri büyük. Onun dedim kaptan köşküne çıktığın zaman en yukarıdan baktığın zaman aşağıdakilere küçük görünüyorlar dedim. Acaba dedim ben yani buradan bakınca insanlar küçük mü görünüyor bana diye aşağı indim fakat aşağıda da küçüklerdi dedim. Tamam mı? <laughs> böyle rakiplerime falan böyle takılıyordum bazı şeylerde. ya yani sevmedim ben güç de atfedilmesini hürriyete, bana güç atfedilmesini ben çünkü hissedemedim. Bak 20 yıl hürriyetin genel yayın yönetmenliğini yaptım. Yemin ediyorum sana mahallemdeki çukuru yaptırtamadım belediyeye. Hayatımda bir kere Türk Hava Yolları'ndan imtiyaz kullanarak geçmedim. Ama mesela sizin siz derken Doğan grubunun mesela Mesut Yılmaz'ı getirdiği hani o 28 Şubat sürecinde söylenir. Yani öyle bir gücünüz yok muydu hakikaten? Nereye getirdiğimiz? Başbakanlığa. Ya herkes unuttuğu bir şey var. Mesut Yılmaz'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptı. Ben yapmadım. Tabii ama hani basın tarafı... Olur mu öyle şey canım? O kadar milletvekili geri zekalı aptal mı orada oturuyor yani? Bir tane gazete demiş ki getirin bunları o da getirin. Böyle bir şey var mı ya? Peki o zaman daha Devlet Bahçeli de var onların içerisinde. Bugün kitlarda. Yani şimdi bunlar bana değil hakaret. Bunlar onlara hakaret. Türkiye Büyük Millet Meclisi o gün toplandı. Güvensizlik koyu verdi. Tansuçiller düşürüldü. Şey pardon, kendisi istifa etti. Ee, değişeceğiz diye bir şey kapıldı. Diye. Dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı, hükümeti kurma görevini Tansu Şilleri değil, Mesut Yılmaz'a verdi. Mesut Yılmaz aldı, meclise gitti. Meclisten güven oyu aldı. Şimdi bu insanları bu kadar, o insanların bir kısmı hala milletvekili burada. Yani şu andaki Cumhurbaşkanının partisi de vardı o mecliste. Meclis Peki, meşhur da, değildir diyemezsin. Meşhur bir meclis de o yani. Daha geri döneceğim aslında. Ben başını biraz sormak istiyorum. Siz geldiğinizde aslında Erol Simavi yani sizden önceki yayın yönetmeni Çetin Emeç <laughs> suikastle öldürülmüştü. O benden önceki genel yayın yönetmeni değildi. Benden bir öncekiydi. Benden yani, önceki Rahmi Turan'dı. Yani o gelenekten geliyorsunuz. Yani oradan geliyorsunuz ve... Ben oradan gelmiyorum hayır. Çetin Emeç sonu gazetesinden geliyordu. Magazin, magazin gazetesi. Çok başarılı bir magazin gazetesiydi. Rami Turan 12 Eylül sonrasında dahiyane bir gazetecilik yarattı kendine. Yani siyasete giremeyince kendi kendine bir hayali gazetecilik yarattı magazine falan. Bence çok başarılıydı yani. Ben Rami Bey'i hep şeyle izledim ve Rami Turan'ın başlık atma e, becerisi. becerisi. ve özelliklerini ben çok benimsedim. Benim hala bugün attığım başlıklarda Rami Turan'ın bugünkü gazetesinin etkileri vardır ama ben üniversiteden geliyorum. Ben yani doçentim evet. ben geldiğimde hürriyete. Sosyoloji doçentiydim iletişim konusunda. Ayrıca da Türkiye'nin en marjinal edebiyat ve kültür dergilerinde yazı yazıyordum. Enes Patur'la dergi çıkarıyorduk yazı diye. O dergi 1600 tane sattı diye biz üzüldük. Çok fazla popüler bir şey mi yaptık diye falan yani. Öylesine bir aptalca bir entelektüel <laughs> yaklaşımımız var. Yani bizimki göre en fazla <laughs> en fazla 150 tane satmamız gerekiyordu bizim dergi olarak tamam mı? Oturduk konuştuk ciddi ciddi. Ya biz ne yaptık acaba popüler çok fazla popüler şey mi aşağı mı indirdik dergiyi falan diye. Böyle bir şeyden geldim ben. Ama Simavi varken siz hürriyete girdiniz değil mi? Ya, yani, evet, er, tepeden getirdi. Gazetenin tepesine koydu. Şimdi orada şunu soracağım. Mesela 88'de Erol Simavi'nin Özal'a yazdığı bir mektup var. Meşhur açık mektup yazıyor. Ve bugün mesela demin tekrar okudum siz geleceğiniz için. Bayağı sert orada. Bak, sert değil ya. Artık yani hiç posta böyle, koyuyor. Resmen posta koyuyor. Ben o mektuba çok kesinlikle karşıyım. Öyle mi? Tabii tabii. Hatta Erol Bey'in hoşuna gitti o. Tepeden verince böyle okurlar mapurlar herkes Turgut Özal'a düşman olacak. Ben Turgut Özal'ı destekliyordum. Biliyorum. Ondan sonra adımı öz köşke çıkmıştı yani Turgut Özal'ı destekliyordum. Ama o daha sonra tabii. Yok yok o yıllar işte başlamıştı o yıllarda yani. Erol Bey bana hiç sormadı onu. Ben Ankara temsilcisiydim. İkinci mektubu da yazacaktı. Çok hoşuna gitti çünkü Erol Bey'in de böyle birden ortaya çıkıp şey yapınca falan. Bir de bilmeyenler için söyleyelim. Mektubun en önemli yerinde Timavi şöyle diyor. Medya aslında birinci kuvvettir. Evet. Evet, yani demin söylediğinize hiç, de... hiç, yani bir tek satırla katılmadım o mektuba. Erol Bey'e de söyledim bunu da. İkinci mektubu da yazacaktı, yazmayın dedim artık. Bunu fazla olur diye. Ve orada Çetin Emeç hatta bozuldu bana birazcık. İkinci mektubu da istiyordu yazılmasını. Hı. Sonradan yani mektubun üzerinden 4-5 ay bile geçmedi daha. Hürriyet'in galiba 40. yıl dönümüydü yanılmıyorsam. Orada Özal'la Erol Bey barıştılar. Yine gelmiş Özal evet. Geldi şeye geldi ama daha önceden Erol Simavi çıktı başbakanlık konutunda mutfakta hatta. Mutfağında Erol Bey ile beraber sohbet ettiler onu ben hazırladım. Yani ondan o, sonra. Konuşmayı. Şöyle bir olay da var hatta benim gazetecilik tarihinde bunu bütün siyasileri anlatıyorum ben. O mektubun yayınlandığı gün ben tabii Ankara temsilcisi olarak benim kariyerim bitti dedim ben ya yani. bir daha hükümetten ben haber alabilirim. Ne özel benimle konuşur, ne bilmem ne yapar falan diye. Akşam saatleri böyle sekiz, sekiz buçuk falan diye. Hiç unutmuyorum. <laughs> Telefon geldi. Neredesin sen diye bana. Aynen böyle. Ben çok üzgünüm dedim. Yani bu olup bitenden dolayı dedim hiç mutlu değilim çok üzgünüm. sen boş ver onu, sen boş ver. Turgut Özal. Sen boş ver onu gel bana dedi. Zaten Çankaya'da oturdum ben biraz hemen böyle yürüyerek gittim hatta yani araba bile çağırmadım. Gittim ama böyle şeyim. Semra Hanım oturuyor böyle bir gecelik gibi bir şey giymiş bulmaca çözüyordu. Semih Hanım hep bulmaca çözerdi. Turgut Bey'in üzerinde de bir eşofman var. Hiç unutmuyorum hatta televizyonda da Redskins'in Super Bowl maçı vardı. Amerikan futbol maçının finalini seyrediyordu. Seyredim. Nasıl seyrediyor sonra o şeyden mi görüntüleri getirtti mi getirtmedi mi? Ben ilk defa gördüm orada. Bana hatta yorum yaptı. İşte bak dedi quarterback'i böyle bilmem nesi. bu Redskins'i e destekliyormuş. Washington Redskins'i e destekliyormuş Özal. Ben dedim efendim dedim ya çok üzgünüm ben dedim ya bu Doğru bulmuyorum ben o beyin yaptıklarını. Samimi olarak doğru bulmuyorum dedim. Bunu da söyledim dedim kendisine. Sen boş ver onları dedi. Sen dedi şimdi şöyle düşünüyorsundur dedi. Benim patronum bu mektubu yazdı başbakana. Başbakan hakaretler etti. Başbakan bizim gazeteye kızar. Bundan sonra beni bir daha ne konuşur benimle, ne benimle gider, ne gezler, ne davet eder. Bak dedi sana bir şey söyleyeceğim. O dedi Zürih'teki iblisle, Zürih'teki iblis Erosim abi. İstanbul'daki iblis dedi. Yani iblis kelimesini kullandı. Çetin Emeş dedi. Başka sen mi başkasın dedi. Her gün arayacaksın beni dedi. Öldüğüm güne kadar senin telefonlarına çıkacağım ben dedi. Ve dedi şuna emin ol sen bir gündür o gazetenin genel yayın yönetmeni olacaksın. Aman dedi bunu karıştırmayın. Şimdi tamam mı? Bunu <laughs> karıştırmayın benim başımı belaya sokmayın. Kadına. Şu anda bile başınızı belaya sokamıyorsun. <laughs> tamam mı yani? Ondan sonra böyle öldüğü güne kadar telefonlarıma çıktı öldüğü güne kadar. Dolayısıyla ilk sorduğum şey hani demek ki etkisi var basının. Yani öyle olmasa size de öyle bir şey söylemezdi diye düşünüyorum. Hayır şimdi o zaman tabii canım basında yani ilişkilerini sürdürecektir medya. Hayır bu da ben onun muhakeme kabiliyetini. Vizyonu yani söyledim. şimdi ondan sonraki siyasetçilerde hiç görmediğim bir şeydi. Siyasetçi bir kuruma kızınca hepsi de kızıyor. Bir de kurumlara küsmemek lazım. Hep onu anlatıyorum ben. Yani bir kurumda aleyhine bir şey çıktı diye hemen o yüzden beni çok eleştiriyor. Ben benim aleyhime en ağır yazıları yazan insanlarla hep konuştum. Rasim uzam, Akit, Akit Gazetesi'nin yazarı vardı. Sankara Kaya mıydı? Bana ne yazılar yazardı bana. Ama mesela 28 Şubat sonunda onu generaller dava ettiler falan. Onu gözaltına aldılar. Bir gece kaldı ve çıktı. Yatmadı bak. 28 Şubat'la sonraki dönemin farklarından biridir. İlk arayanlardan biri bendim. Geçmiş olsun diye. Yani benim öyle küskünlüklerim yoktur. İnsanlar bana şunu dedi, bunu dedi falan diye. Bazılarına göre ben kendimi korumuyorum. Bu bana çok zarar veriyor. Ama benim şahsi inancım, benim en azından insan olarak kendimle hesaplaşmamda da ben doğruyu yaptığıma inanıyorum. Benim kinim yok. Kimseye kinim yok. Benim. Evet onu yazılarınızda görüyoruz. Yani yok hakikaten yok kinim. Öfkem var bazen. Öfkemi de şey yapmak istemiyorum. Fazla anlık duygularla o öfkemi de dışarı vurmak istemiyorum. Bazen çok öfkeleniyorum. Mesela bugün şu bizim sopranomuz elini öptü diye Özgür evet. Özel yapılanları... Ya TRT kayıtlarını silmiş ya. ya. Böyle bir ilkellik olur mu Allah'ını seversen? Yani böyle bir ilkellik olur mu ya? Yorgun savaşçı nedir, yakılmıştı hatırlarsanız. Evet olduğunu. yorgun savaşçı olayı bu ya. Ama sonradan ya, yakılmadığı anlaşılmıştı. Ya yakıldı veya yakılmadı zaten silinemez. Kayıtlar silinemez bu çağda yani öyle bir şey yok. Peki Ama, bir şey soracağım. Deminkine denk geldi çünkü. Erol Simavi... Devreden nasıl çıktı? Yani Aydın Doğan'ın gelişiyle siz hürriyetin başına Yo, geldiniz gibi düşünüyorum. Hayır düşündüm. hayır hayır ben genel yayın yönetmeniydim zaten. Erol yani Sın ama abi o bana değişimi yaşadınız. Hani siz Emeç orada... ayrıldıktan sonra bana genel yayın yönetmenliği teklif etti. Ben kabul etmedim. Niye kabul etmedim dersen de çünkü Erol Bey'in oğlunun kafasında Rahmi Turan şeyi vardı. O onu Hı -hı. istiyordu. Yani Hı -hı. oğlu. Aile içinde bir şey vardı. Dolayısıyla ben şöyle düşündüm. Ben gelirsem oğlu yeni nesil benim sırtımda bir Rahmi Turan gelseydi daha iyi olurdu şey olacaktı. Anladın mı? Yani Hı -hı. dedim ki burada ben yapamam bunu. Ayrıca kendimi de çok da hazır hissetmiyordum yani böyle bir göreve. daha kaç yaşındasınız o zaman? Kaç yaşındaydım? 90'da 43 yaşındaydım yani. Ama ben gazetecilik yapmadım Biliyor hiç yani. Ben direkt tepeden geldim ya. Yani. Hatta Erol Siman bana tayin ettiği zaman dedim ki efendim ben gazete çıkarmak bilmiyorum ki nasıldır dedim. Aynen burada The Marmara Otelinde. Bana şunu söyledi. Atla deve değildir şekerim. Üç günde öğrenirsin. Hadi gel şimdi gidelim. Sen Fransa'da okudun. Güzel şarap seçersin. Bana bir güzel şarap seç de yemek yiyelim dedi. <laughs> tamam mı? Yani şimdi bu iş böyle oldu yani. Peki, <laughs> Genel Fransa'da okumak işe yarıyormuş bu arada. <laughs> Peki o şimdi hep şöyle bir komplo teorisinden bahsedilir ya. Doğan'ın medyaya girmesi ve Simavi'nin devre dışı bırakılması ve aslında Özal'ın gelişi ve Türkiye'nin liberalleşmesi falan. Onların hepsi böyle tabii çok Denk geliyor ya siz onun neresindesiniz? Aydın Doğan geldiğinde zaten Özal iktidardaydı ya. Evet ama hani daha da gücü ele geçirmez. Yok yok Aydın Bey 83 seçimlerinde Milliyet Gazetesi'nin sahibiydi. Özal'a karşıydı Milliyet. Yani Öyle Aydın, miydi? tabi. tabii, tabii Özal'a karşıydı. Daha devletçi miydi? Devletçilik değil ya o sırada Özal'a karşıydı yani Süleyman Demirel falan yasaklıydı ama onlar... Şeyi desteklediler o zaman. Bir parti kurulmuş için unuttum adını. Sehep miydi? Sehep ha, şey. miydi? Sodep miydi? Destekliyordu. Yani Aydın Bey'in öyle bir şeyi yoktu. Hiç hiç öyle bir komplo yok Erol Simavi oğlundan umudunu kesmişti. Gazeteyi satmak istiyordu. Erol Simavi'yi de akla soktular? Gazetenin o zamanlar bir milyar lira borcu var falan diye. Biraz da ondan korktu Bence hiç öyle korkulacak bir durum yoktu gazetenin. Ama şurası bir gerçekti. Hürriyet çok büyük bir kurumdu yani. Türk basınının ilanlarının neredeyse yüzde ellisini alıyor. Milyon satıyordu galiba. Milyon yok. Milyonlar hep palavradır. Öyle mi? bütün milyon satışların hepsi birkaç günlük palavralardır. Acaba YouTube'da Böyle, da mı? yok, palavra? yok. En fazla satan gazete Türkiye'de gerçekten gazete anlamında 600-650 bin satmıştır. Ben geldiğimde Hürriyet 430 bin, 450 bin satıyordu. Bıraktığında da 450 bin, 430 bin satıyordu. Peki o para getiren bir iş mi? Yani gazete çıkarmak geçindiriyor Sen mu gazete? Diyorsun ya Hürriyet. Hürriyet 98 yıl, 2000, 2007 galiba. Hürriyet halka açık bir şirketti. Biz Hürriyet'i markasını öyle bir yere taşıdık ki. Yani eski o magazin gazetesi, hı hı. bulvar gazetesi kimliğinden yazarlarıyla falan şey geldik. 2007 yılında Hürriyet açıktı halka, %40 halka açıktı. %40'ının neredeyse %98'i yabancı yatırımcının elindeydi. Şeyin gazetenin. Ve gazetenin 2007 piyasadaki borsa değeri 1.7 milyar doları buldu. Bu ne demek biliyor musun? Bugünün 3-4 milyar doları demek. Hı. Yani böyle bir gazete ediyor. 150-300 milyon dolar ilan geliri vardı ya. Yılda. Ama buna rağmen hep bir hükümetlere daha doğrusu iktidara yakın olma. Yani bu sadece hürriyet için değil hepsi için var ya. Yani e ben sanki iktidara böyle bir... yakın olduğum için mi gittim yani? Hayır onu <laughs> İş yani bir tür iş alma platformu olarak da basın Hiç öyle bir şey yok. şöyle Hiç öyle bir şey yok. Aydın Bey'in Allah için. Aydın Bey'in. Ama yok Doğan üzerinde sormuyorum. Ön yargılarla bakıyor herkes. Aydın Bey'in aldığı bütün ihalelerin hepsi halka açık ihalelerde. Halka açık ihalelerde girdi. ihalelerde en yüksek parayı vererek aldı. Çünkü çok iyi bir iş insandır Aydın Doğan. Geriye bakın. Ama Aydın Bey'le ilgili, benimle ilgili, herkesle ilgili. Hep ön yargılar konuşuyor Türkiye'de ve kafadaki klişeleşmiş kalıplar konuşuyor. Ben ben buna karşıyım yani. değil kalıplardan arındırıp bak neyi almış yani. Bugünkü ihalelere baksana sen. Bugün ihale yapılmıyor ya. Tabii ama şimdi bugünün tartışı... E sadece... Yani Allah aşkına şimdi hala bunu getiriyoruz gündeme. Aydın Bey acaba hürriyeti kullanarak ihale... Hayır almadı. Kaybettiği ihaleler var. Elektrik ihalesini alamadı mesela. Tamam mı? Aslında ben daha temel bir şey sormak istiyorum. Yani bir iş adamının ya da iş insanı deniyor şimdi. İş insanının gazete sahibi olması etik olarak problemli değil mi? Siz bir medya konusunda yani iletişim doktorası Vallahi sahibisiniz. Bugün, bugün o soruyu bana değil... Bugünün medyasına sor. İşte onlara da fırsat... Yani sabahın arkasında kim var? Hürriyet Sorun. grubunun arkasında kim var? Ben yani sana şunu söyleyeyim. Bak o da bir yargı. Dünyanın önde gelen bütün medya kurumlarının arkasında mutlaka bir finansal grup vardır. Hepsinde vardır. Mutlaka tabii. Tamam mı? Yani çünkü niye biliyor musunuz? Medya ciddi bir iş. Medyadan para kazanamazsan o medyayı sürdürmek mümkün değil. Asıl bugün şimdi medyadan para kazanılmadığı halde sürdürülüyor. Evet. Çünkü arkasında çok güçlü bir siyasal iktidar var. Ve o siyasal iktidar onun bedelini ödemeye hazır yani. Oradaki kaybın parasal kay. Şu anda medyada para kazanan şirket yok. Birkaç tane özel şey var. Platform var para kazanan. Muhaliflerde de yok. Sana söyleyeyim. Evet. Şu anda Türk medyası hayali bir ekonomi üzerinde. Evet. Anladın mı? O bakımdan bence bu son 15-20'li yaşadıktan sonra geriye dönüp sorgulama yapmak çok insafsızca ve bence mantıksız bir şey. Yok ben yargılamak Şimdi, için sormuyorum. Yok ama. yok. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Benim hayatımı kaydırdılar iş takibi yapıyor diye. İş takibi yaptığım konu neydi benim biliyor musun? Bak, Biliyorum o konuyu. Karton fabrikası. Karton fabrikası. Bunu Art anlattınız evet. Karton fabrikasının arazisini kendi paramızla aldık. Kredisini Güney Kore Exim Bank kredisi olarak aldık. Devletten bir kuruş şeyimiz yok. Makine getirmemiz için kanunen teşvik belgesi almamız lazım. Kanunen. Yoksa vermiyor bana belgeyi. Anladın mı? Yani bunu ben değil sen gitsen senin de yapman gereken bir şey. Bu gecikti diye bunu sordum diye ondan sonra benden sonra gelen genel yayın yönetmenleri okuduk 12-20 şeyde Ergenekon döneminde. Telefonlarını dinledik ya telefonlarda. Adamlar açıyorlar bir tane devlet kamu bankasını ya mühem diyor maaşları ödeyemiyor mu para gönder bana. <laughs> tamam mı? Yani şimdi <laughs> Yunan bu Kardak olayından sonra Yunan gazetecileri geldi bana 30-35 tane Yunan gazetecisi bizim binayı gördüler böyle acayip bir bina falan. Geldi bana dedi ki bir tanesi burayı dedi sizin MIT'in verdiği parayla mı kurdunuz dedi. Ne diyorsun lan sen dedim. MIT dedim benim verdiğim vergilerle ayakta duruyor sen nereden diyorsun bunu yani tamam <laughs> mı? Bana para veriyormuş yani tamam <laughs> Böyle Yunanlılar da aynı işte komplo teorileri bilmem neler falan. Böyle, neyse boş ver ileriyi konuşalım. Bunların hepsi geçmiş Yok, şeyler. Yok, geç, geçmişten bir şey daha soracağım. Aslında esas sormak istediğim yere şimdi gelebiliyorum. Siz bir entelektüelsiniz. Yani Enis Batur'un arkadaşısınız. işte. dergi çıkarmışsınız. Doktoranız var sosyoloji. Neyse küstü bana. Rahmetli arkadaşım evet. diye bahsediyor benden. Size herkes çok kızıyor. Onun için ben de kızılan insanları çok seviyorum. Ya bir şey ee, soracağım. Bu kızılan meselesi üzerine konuşalım mı? Onu kız. konuşalım ama önce şunu sorayım. Siz şeyi o transformasyonu nasıl yaşadınız? Yani solcusun e, solcuydunuz. Hürriyetin başına geldiniz ve aslında liberalliğin böyle simgesi oldunuz. O nasıl oldu hızlıca? Şimdi bak bir kere 12 Eylül oldu. Ben 12 Eylül önce Ecevit'in danışmanıydım. O zaman milletvekili olmak gibi bir şey vardı kafamda. Çünkü böyle özel sektör bilmem ne çalışmak falan yok. Param yok. Üniversitede öğretim üyesiyim. Bir asistan, doktor asistandım. Eşim çalışmıyordu. Kızım ilkokul çağına geldi. Param yok. Sabahları beşte kalkıp yandı. Fransa'da herkisine. siz de bursluydunuz değil mi? Fransa'da devlet burslu okudum. Ben zaten hayatımın bütün eğitimini Türkiye Cumhuriyeti devletinin bana sağladığı bedava eğitimle ve burslarla yaşadım. O yüzden Cumhuriyete çok büyük bir minnet duygusuyla şey. İzmir'de kahramanlarda bir matbaacısının oğlu olarak başladım ben hayatıma. Param yoktu. Param olmadığı için mesela hayallerim de yoktu. Otomobil alma hayalim yoktu. Ben alamam otomobil hayatım boyunca diyorum. O yüzden benim ehliyetim yok. mı var ehliyeti benim yok. Ben araba kullanmayı bilmiyorum. Bu çağda araba kullanmayı bilmeyen bir adamla hürriyeti nasıl yönetirsin dersin? Arabayı kullanmayan adam değil mi? Şoförle. Yok yani evet çünkü çünkü ilk arabaya bindiğimde şoförüm vardı ve ondan sonra hep şoförlü gitti iş. Yani öğrenmeme gerek kalmadı. 12 Eylül olunca kaldık ortada yani. Bütün hayallerimiz çöktü. Her dakika üniversiteden atılırız korkusuyla yaşıyoruz. Bir de atılırsak aç, sefil, susuz kalacağız. Bildiğimiz başka iş yok bizim. Edebiyat dergilerinde yazılar yazıyoruz. Beş kişi okuyor işte onlardan da falan büyük polemikler kopuyor. Kendi dünyamızdan falan geçiyoruz böyle. O sırada böyle sanki tanrı... Ha sabahları Yankı dergisine gidiyorum Beş'te. Yankı dergisinin seks raporlarına kadar kafamdan uydurup ben yazıyordum ya. Oh, tamam mı? Yanımda Mehmet Yılmaz, Yalçın Küçük ekip de bunlar yani. <laughs> Ahmet Taner Kışlalı. <laughs> yani böyle bir ekip. Emre Kongar. Yani de dönemin şeyleri. Çeviriler yapıyorum. Ne yaz tatilim var ne bir şeyim var falan. Birden bana durup dururken bir gün Hürriyet'ten bir teklif geldi. Danışmanlık yapar mısınız? Sizi nasıl gibi? şey yapmışlar? O tabii <laughs> entelijansiyadan. Ben hayır hayır. Nezih Demirkent. Çok enteresan bir adamdı Hürriyet'in. Nezih Demirkent takip ederdi bunları falan. Hatta bir gün unutmuyorum. Ben, ben bir yerde bir açık oturumda konuştum. İndim açık oturumdan. iletişim üzerine bir açık oturum. Risi geldi bana efendim dedi ben Hürriyet Gazetesi'nin muhabiriyim dedi. Nezih Demirkent'in size dedi selam var. Buradaki yaptığınız konuşmanın metnini istiyor dedi sizden dedi. Ha, çok iyi. Metin yoktu bende tamam mı? Metnim yok ama dedi, Nezih Bey istiyorsa ben yazarım gönderirim ona dedi. Siz akademisyensiniz o an. Akademisyenim evet gönderdim yani onu. Sonra Arda Gedik beni de şey yaptı işte. Ondan sonra Erol Sinan. Yani adı. sizi entelektüel bir güç olarak aslında almak istiyorum. Yani, yani şöyle. Hürriyet Vakfı'nın düzenlediği bazı seminerlerin, seminer programlarını falan ben hazırlıyordum. Yani böyle bir şeyim vardı. Arayış dergisinde yazdım 12 Eylül'den sonra Ecevit'le. 6. sayısında yasaklandı Yazan. Ecevit. Geriye kalan 46 sayımına baş yazıyı ben yazdım. Bir ekip olarak toplanıyordum. Ben kalem alıyordum imzasız. Da yerden atıyorum Hasan Cemal'in kitaplarında iki tane yazı var. Ecevit'in... İsimsiz yazdırıyor. Hasan ulan bunları ben yazdım dedim. Tamam yani. <laughs> evet Ecevit'in yazdığına inanılıyor. Ecevit'in yazdığına inanıyordu Hasan falan. Ama ben Mesela Sedat şey dergini Ufuk Güldemir'i oradan tanıyorum ben yani. Yasaklamak ne demek yani? Ecevit dışarıdan yazıp yollayamaz mıydı yine? Kanunen yasaklandı yazı yazması. Evet, tamam sahte isim. Ecevit bıraktı gitti dergiye. Ha, gitti. Ecevit çünkü kendi adı olmayınca hiç oradan bir şey görmedi kendine yani. Dergiyi bıraktı. Bize 46 hafta hayali bir ekonomiyle götürdük yani hiç. Çalışıyorduk orada. Peki sonra Hürriyet'ten Tam teklif mi geldi? Hürriyetten danışmanlık teklifi geldi. Aynı anda Nail Keçili'nin reklam şirketinden bir teklif geldi bana. Cenajans. Ajans'tan. Jen Ajans, o sırada Shell'in Helix yağları çıkmıştı. İlk evet. ilk lansmanı evet. yapılıyordu. Bunun özetlediler ki bir sosyolog olarak bir yarışma açmışlar. İşte, o zaman onların şeyi neydi? şimdi i̇şte, miydi? Uluslararası ha, Şirketin grey, Partisi. Evet. evet Grey'di galiba. Grey bütün... Ülkelerde her ülke kendisi yapsın bunu kampanyasını demiş. Bir yarışma açmış. Can Ajans'ta hazırlamışlar. Hı -hı. Cem Şaşmaz vardı başında o zamanlar. Rahmetli oldu şimdi. Bana dediler ki sosyolog olarak buna bir rasyonel yazar mısın? Yani niye bunu yaptık Hı -hı. diye. Ben hazırlıklı şeyi seyrettim. Bunun rasyonelini tersine çevirdim. Folklorundan bilmem nereden şunlarla bunlarla bu olmaz şunu yapın bunu yapın bilmem ne falan diye. Bunu da koydular Hı -hı. ve öyle prezentasyonunu yaptılar Gray'e. Sonunda Jenner çok başarılı bir kampanyaydı. Birinci oldu dünyada Jenner kampanyası. Hatta Gray'in başındaki adam kim yazdı bunun şeyini demiş. Ve bana ikinci bir iş daha verdiler. Ve karıma ilk defa oradan İstanbul'dan telefon ettim hatta. Dedim Tansu git kendine Vakko'dan bir elbise seç dedim. <laughs> tamam parası benden diye. Aslında reklamcılığa da başladınız sen. Yani reklamcılığa da başladım orada böyle. Ve bana teklif ettiler Jen Bana teklif etti. Hatta Cem'le buluştuk bir gün böyle toplantıda falan. Peki bunun karşılığında ne istersin dedi. Şimdi hayatımda ilk defa bir insan benden bir ücret pazarlığı yapıyorum. Ne tecrübem var, ne bir şeyim var, ne bilmem ne. O sırada üniversiteden ne kadar alıyorum vallahi? 50 bin lira ne para alıyordum tamam Şimdiki 50 bin değil arkadaşlar yalnız. Yani şimdiki 50 bin değil. <laughs> yani şimdiki kaç para bilmem 5 bin lira bile değil yani. Neyse şimdiki işte 5 bin lira, 6 bin lira. Ulan dedim şimdi ben ne diyeyim buna yani? 50 bin lira desem şimdi ulan ne açık gözlü adam diyecekler diye bakıyorum tamam mı? Tahmin <laughs> edeyim 100 bin lira vermişlerdir. <laughs> dedim valla aklıma geldi Cem dedim siz ne düşünüyorsunuz dedim. Tamam <laughs> cevap veremeyince ben. Sonra Cem başladı cık cık etme. ya başlangıç şey, parası bilmem ne gidince daha çok artar bu bilmem ne şu bu falan dedi. Abi biz dedi 100 bin lira düşünüyoruz dedi. <laughs> Abi 100 bin lira benim için <laughs> yani Böyle hayaller kuruyorum bir anda. Dünyam değişti. Kim <laughs> yani, tamam ağaç ha. <laughs> ha, ama tabii o anda yine o şüpheci de, ya kaç ay alırım acaba bu parayı falan diye tamam. Sonra Cem'le dedi bir yemek yiyelim dedik. Bir şarap ısmarladık falan. Dedim ki Cem samimi olarak sana bir şey söyleyeceğim dedim. Ya ben dedim 50 bin lira dersem çok fazla derler diye dedim. Bana dedim utancımla söylemedim. 100 bin lira çok teşekkür ederim sana. Cem dedi ki ya Ertuğrul Bey ben de size teşekkür ederim dedi. Biz 200 bin lira düşünüyorduk dedi. Tamam mı? <laughs> <laughs> yani böyle ilk pazarlığımda karlı çıktım ama kardan da zarar ettim yani. Ticarette ondan sonra öğrendim ama hayatım boyunca ondan sonra bir daha kimseyle para konuşmadım. Ne Aydın Doğan'la ne bilmem ne, ne hiç yani. Ne yapıyorsunuz onlar mı söylüyor? Hep onlar şey yaptılar yani. Ben Aydın Bey'e daha bir gün bir tek beş kuruş için dahi konuşmadım Aydın Bey'le. Peki ama o zaman artık şeyi anlamışsınızdır. Kendinize güveniniz gelmiştir bu olaydan sonra. Valla gelmedi hiçbir zaman. Bugün de konuşamam gene para. Kimseyle konuşamam. Yok sadece para açısından demiştim. Sonra hürriyete geçtiniz. Sonra hürriyete geçtim. Hürriyete geldim. Hürriyette bana <laughs> Özcan Ertuğrul'a var yakın arkadaşım. Öğretim üyesi o genel müdürdü. Her Mavi dedi Özcan'la konuşma maaşı dedi. Ya Özcan da benim beklediğim yarısı kadar para vermedi bana bu sefer. Hürriyette böyle yani... Hürriyet'in danışmanlığı ve şeyden aldığımın yarısını aldım orada hürriyette. Ama ondan sonra Aydın Bey zamanında tabii çok şey oldu. Aydın Bey Allah için yani hakikaten şey bir insandı. Bir kere çok cömerttir falan. Ya yani neyin varsa bugün Aydın Bey. E bir de tabii gazeteciliğin yani. de çok parladığı bir dönem değil mi o 90'dan. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani açıkça söylemek gerekirse gazetecilik mesleğinde para kazanan ilk ve son nesil biz olduk. Galiba öyle. Galiba öyle olduk. Yani biz bizim neslimiz iyi kazandı. Allah için iyi kazandı. Çünkü çok para kazanıyorduk gazete olarak. Yani gazeteler olarak para kazanıyorduk. Şimdi bugün para kazanılmıyor ve bugün artık öyle bir şey yok yani. Peki şeye cevap vermediğiniz zaman yani o kendinizdeki dönüşüm yani parayla mı oldu aslında? Yani parayla derken? Ya şimdi bir şey yaptığın zaman ona kendi kendine bir justifikasyon buluyorsun. Allah'ın insanlara verdiği en güzel duygudur justifikasyon. Kendi kendine haklı çıkarma. Doğrulama. Evet. Yani şimdi kimse demez ki ya tamam ben her şeyden vazgeçiyorum ideallerinden onun için para gelsin yeter. Hayır tabii ki bir justifikasyon buluyorsun kendine ama bunun içerisinde bir gerçek payı da var. Ben Ortega'yı y hayran hayranıydım, Düşünür, İspanyol düşünür. İspanya'nın ve Avrupa'nın 20. yüzyıldaki en büyük düşünürlerinden biridir. Ortega y Gasset, İspanya'da, Franco döneminde daha, İspanya'nın en popüler gazetesinde yazıyordu. Bulvar gazetesinde. Ve Aydınlar da çok kızıyordu ona adam. Çünkü 20. yüzyılda en çok etkileyen kitaplardan birini o yazdı kitlelerin isyanı diye. Bugün hala baş eser olarak okutulur yani şeylerde. Hmm. Onun ben bir mülakatını okumuştum. Soruyorlar onu oradan. Niye lan? Nasıl oluyor da bu kadar popüler boktan bir gazetede çalışıyorsun sen falan? Diye. Ben de size onu soracaktım. Onun cevabı çok ilginçti. O beni çok kurtardı hayatımda. İnanılardım bilmiyorum ama ben kendi kendimi ikna ettim yani. Diyor ki bu gazete bana kamu meydanında bir aristokrat olarak gezme imkanı sağladı diyor. <laughs> ben de bunu dedim. Bu gazete bana kamu meydanında bir sol aristokrat olarak gezme imkanı sağladım. Ama sağladı. Yani şarap yazılarını getirdim, gusto yazılarını getirdim, müzik yazılarını getirdim. Yani her şeyi. ilk başlarda benim genel yayın yönetmenliğimle çok eleştiriler. Rami Turan beni eleştiriyordu gazetesinde ya. Hürriyete yakışır mı bu diye düşünebiliyor musun sen? Yani Ramit Turan. Kendinden sonrakini. Yani, evet. Yani... Yani eleştirdikleri şey ne biliyor musun? Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Tarkan yazısı yazar mı? Ben bütün o sırada 1990'ların başı genel yayın yönetmeni oldum. Türk pop müziğinin rönesansı başladı. Yani Tarkanlar, bütün Kenan Doğulu'lar, aklına gelebilecek... Hatta bir tanesi damadınız, damadınız da oldu. Efendim, bir, bir tanesi damadınız oldu bir ara. Ercan. Ercan evet, Ercan. Ondan sonra Burak Kutlar, bilmem neler, hepsi buradan çıktı. Ondan sonra bunlar yaptı. Tarkan yazar mı diye. Ben de yazıyorum bunları hepsi. Ben Türkiye'de çünkü Yıldız Silbe'yi defa ben yazdım. Popüler yani kültürü evet. Yapıp, popüler kültürü hep yazıyordum ben şeyleri yani. Bunu ee, bilinçli olarak mı yaptınız? Tabii bilinçli olarak yapıyorum. Ben popüler kültür sosyolojisi. Ama normalde siz Arya'da da dinliyorsunuz. Ya, yani siz opera... Dinliyorum ama yani ben popüler müzik benim çocukluğumdan beri pop müzik, rock'n'roll bunlar benim hayatımın parçaları. Yani. Hala da öyle. Erosi mavi de etkilemiş bu. Erol Bey aradı beni. Ya Ertuğrul dedi bak böyle böyle eleştiriler Ya dedim Erol Bey. Üç kişinin okuduğu bir siyasetçinin dedim kimsenin tanımadığı bir lafını koyduğum zaman ciddi haber oluyor. İki milyon kaset satan Tarkan'ı yazdığım zaman gayri ciddi mi oluyor dedim. Dedim ya böyle bir şey olabilir mi ya dedim. Buna karşılık mesela başka şeyler de oldu. Mustafa Koç'un Karolin'le evleneceğini ilk ben öğrendim İzmir'den. Ben İzmirliyim, kız da İzmir dedi Karolin. Manşet yaptık Türkiye'nin en şanslı kızı diye. Aa Ay hürriyet bu manşet olur mu? Erol Bey aradı beni. Dedim Erol Bey sabahtan beri ne konuşuyorsunuz dedim. Bunu konuşuyoruz dedi. Ya yani dedim hürriyetin manşetine koyduğum için ben bunun şimdi kötü bir şey mi yaptım yani dedim. Ya dedim bundan başta konuşulacak ne olur? Bak buraya gelmeden önce Türkiye'nin en büyük 3 tane internet sitesinin baştaki insanla konuştum. Fatih Terim haberleri şu anda 3 katına çıkarmış izlenmeyi. Gazeteciliğin dönüşüdür bana göre. Gerçek manada Türkiye'de gazeteciliğin, ölmüş olan gazeteciliğin dönüşü bu olay. Tekrar tamam. muhabirler anlatmaya başladı. Muhabirler anlatmaya başladılar ve çok güzel işler yapıyorlar hepsi Yani hayranlıkla izliyorum. Ben 2010'da ayrıldım Hürriyet'in genel yayın yönetmeninden. Yemin ediyorum bugüne kadar bir kere bile içimden ya ben tekrar şimdi bir yerde bir şey olsam da bir gazete yapsam diye geçmedi. O kadar rahatım ki çünkü hayatımda artık. Gerçekten öyleyim yani. İlk defa şu günlerde ya keşke bir gazetenin başında olsam diyorum yani. Şunu atlatmak için. Öyle bir şey ki yani öyle bir anlatılacak bir hikaye var ki içinde her şey var futbolcular var siyaset var bankacılar var para var kadın var o var bu var bilmem ne var tamam mı şimdi bu yani bu sonsuz artık sadece bizde değil dünyanın her yerinde böyle oldu o yüzden yani bugünlerde böyle şimdi depreşti gene bir gazetecilik. Evde böyle kendi kendime konuşuyorum insanlarla arıyorum varıyorum. Kendi kafamdan bir tane hayali gazete yapıyorum kendime. Gazetede değil de artık yani gazete diye bir şey kalmadı çünkü. Bence sizin yaptıklarınız daha önemli gazete Peki şeyi ya hep böyle size bir şey söyletmeye çalışıyor gibi oluyorum ama aslında amacım o değil. Gerçekten şey merak ediyorum. Güce sonuçta siz kabul etmeseniz de ben çocukluğumdan beri hürriyet okuyorum. Hürriyet her zaman popüler, devletçi sayılabilecek bir gazeteydi. Şimdi siz bir entelektüel olarak oraya geldiniz. Tam oraya yenilikler getirdiniz ve gerçekten Türk medyasında çok değişiklik yaptınız. Hiç ödün verdiniz mi? Ya da ya bunu yapmasam dediğiniz ama yapmak zorunda olduğum ya, Benim yapmasam, keşke yapmasam dediğim dünya kadar olay var yani. Ama bir şey söyleyeyim sana. Bugün ben keşke şunları yapmasaydım demeyen ben yüzlerce köşe yazarı biliyorum ki Keşke yapmasalardı bazı şeyleri. Ben söylüyorum onlar söylemiyor. Bu zaman... ben en çok yanlış yapmış adam diye ben görünüyorum <laughs> ortada tamam mı? Yani onlar şimdi <laughs> ama ben daha çok sizin içsel olarak ne hissettiğinizi merak ediyorum. Yani o oraya geldiğinizde bu iyi bir yere gitmeyebilir dediğiniz oldu mu hiç? Var tabii. Olmaz olur mu yani kötü gittiğini de inandığım şeyler bugün de var yani. Bugün de görüyorum kötü giden. Şimdi farklı şeyim. Bana diyorsun ki devletçi bir gazeteci Bugünküler devlet gazetesi. Evet kişisel gazete Tamam mı? Yani bana yapılacak en son eleştiri artık devletçi bir gazete. Yani sen devletin Yok, yanındasın. Yok size eleştiri olarak söylemedin. Hayır hayır eleştiri olarak da yaptılar bunu bana ya. Bana evet. yıllarca Türkiye Türklerindir diye eleştirdiler. E 13 yıldır yokum ben gazetenin başına. Hadi bakalım birisi sıkıyorsa indirsin onu oradan bugün. Aa, o kaldırılmadı mı hala? Yok canım. Hı. Bir ara öyle bir olay olmuştu çünkü kaldırılacak, kaldırılmayacak. E oldu tartıştılar, Siz... benden sonra tartıştılar benden sonra gelenler. E i̇yi kaldırın dedim bakalım, ne oluyor dedim ben de tamam mı? Ben onu sevdiğimden falan değil, ben o lafı seviyorum diye bir şey yok bende tamam mı? Çünkü ben koymadım onu, geldiğimde buldum orada. O ta Sedat Simavi zamanında konmuş bir şey miydi? Erol Simavi zamanında konmuş, bizim Tahsin abimiz vardı o gün logo yap demişler o kendiliğinden koymuş oraya onu. Kimse de yani otur böyle bir şey koyalım <laughs> falan diye değil. O kadar bazı şeyler vardır. Koyarsan kaldıramazsın yani anladın mı? Şimdi bana o zaman sorduklarına ben çok mantıklı bir cevap veriyordum. AKP iktidarı başlamıştı. İşte bunu bütün o liberal takım yükleniyor bana. Bu lafı kaldır bilmem ne yap diye falan. Ya kardeşim bu laf benim değil ki. Bu laf anayasanın lafı. Anayasada madde var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağlı, bağlı olan herkes Türk duruyor. Kaldırın onu dedim. Ben de ertesi gün kaldırmazsam namertim dedim. E hani? Kaldıramadım. Onun için oldu ben ayrıladı. Bakıyorum son zamanlarda bir tane Allah'ın kulu. Hadi sıkıyorsa girin bakalım şimdi söyleyin o lafı. Oradan kaldırın o lafı diye. Oradan nereye geldik? Kürt sopranoların TRT kayıtlarından Sizin hayatlarının izlerinin silindiği 1984 gibi bir noktaya geldik yani. Siz 84 romanı yani. Şöyle bir eleştiri var. Yani ona da değinmek lazım. Doğan grubu bir sürü başka medyayla kavgalar yaptı. Bunların siz de içinde oldunuz. İşte Sabah grubuyla, Ciner grubuyla, Zafer Mutlu'yla, ve bir noktada onların bazen de neredeyse yok olmasına da neden oldu. Yani dinç bilginin elinden alındı gazete. Dinç bilgini biz mi yok ettik? Yani, siz yok ettiniz demiyorum tabii ama evet. orada bir... Banka kurdu, battı bankası. Ama çok sert savaşlar oldu buna. Ya Ama bir dakika. Herkesin unuttuğu bir şey var. Bana bu soruyu soruyorlar da gidip dinç Bilgin'e bu kavgayı sen niye başlattın diye kimse sormuyor. Evet. Biz başlatmadık. Bak ne uzanlarla ne dinç bilginle kavgaları biz başlattık. Benim içimde uhde olarak kalan bir tek şey... Mehmet Emin, Kara Mehmet'le yaptığımız kavgalardır. Orada benim içime yatmadı o iş. Hı. Tamam mı? Oldu ama özel olarak kavga çıkaralım ve bunları yok edelim diye bir şeyimiz olmadı. Bu insanlar kendilerini batırdılar. Ya krol dedektifleri geldi ya. Hı. Adamlar bana geldiler konuşmaya. Bankaları battı, devletle kavga ettiler, Tansu kavga ettiler, iktidarla kavga ettiler. Siyasete girdi. Kendi kendini batırdı. E Dinç Bey? Dinç Bey benim dünyada en takdir ettiğim gazetecilerden biridir. Ben İzmir'de büyüdüm. Yeni Asra hayrandım ben. Ve hala da söylüyorum yani Aydın Bey'den sonra bana patron dedikleri zaman Erol Bey'i saymıyorum eski dönem falan diye. Dinç Bey'in teknolojik olarak bu medyaya getirdiklerini hiç inkar edemez kimse. Evet, daha Hepimizi, iyi bir bas kalitesi falan değil mi? Ya, ya, gazetecilik mantığı olarak da şu olarak da bu olarak da çok şey getirdiler yani. Ben sabahı çok ciddi bir rakip olarak görüyordum yani. Tamam? Mı? Şimdi Kavgaları biz başlatmadık yani kavgaları medyada kavgalar ayrıca sadece bize ait bir şey değil. Dünyanın evet. her yerinde var bu. New York Times'da Washington Post vardı ve en sonunda biliyorsun New York Times'da Washington Post'un genel yayın yönetmenleri anlaştılar. Akşamları gazetelerinin akşam baskılarını birbirlerine gönderirlerdi ki sabah rahat uyusunlar diye. Yani. Ben çünkü 20 yıl boyunca sabahın taşla baskısını görmeden uyumadım. Hayatımın en büyük operasyonlarını sabahın taşla baskısını elde etmek için harcadım yani. Rakip çünkü o. Anladın mı? Yani o bakımdan yani benim öyle bir şeyim hiçbir şekilde o konularda şeyimiz yok. Aydın Bey kavgacı bir insan değildi başta. Ben hiç değildim. Ben kavga etmeyi seven bir insan. Ben hayatımda, hayatımda ben hiç kimseyle bugüne kadar yumruk yumruğa ne lisede ne ilkokulda ne ortaokulda yapmadım. Bir gün mahallemde bir arkadaşıma böyle o zaman çok moda olmuştu yeni filmlerde kafa atmak. Tamam mı? mı attın. Kafa attım. <laughs> Gece uyuyamadım, ertesi gün gittim buldum özür diledim çocuktan ya tamam mı? O sıralarda biz, benim ailem Demokrat Partiliydi, onlar CHP'liydi. Biz onları eziyorduk yani tamam mı? Hı hı. Ondan sonra şeydik, daha kuvvetliydik çünkü. AKP şey o Demokrat Partili olarak daha kuvvetli hissediyorduk kendimi. Zaten ben askeri darbaların kötülüğünü ilk defa 27 Mayıs sabahı anladım. Çünkü mahallede benim yendiğim güreşli arkadaşlarım, ertesi gün CHP'li arkadaşlarım beni yenmeye başladılar. <laughs> iktidar değişince. Ben o zamandan itibaren pek askerlerle ilişkilerde haz eden bir insan değilim ya. Bakma sen beni öyle askerlerle yakın diye gösterirler. Rasim yazılar yazdı. 28 Şubat'ta yok askerlerle şu konuşması var, bu konuşması var falan diye. Hiçbir konuşmam çıkmadı. Sonra dedi ki o kadar, onu da yazdı Rasim. O kadar dedi kurnaz ve becerikli ki hiç iz bırakmamış. Sonra Rasim de... <laughs> <laughs> Rasim'le aramızdaki bunlar bitti falan. Bugün dedim ya Rasim hiç şunu düşünmedim dedim. Ben askerlerle konuşmuyordum. Benim Ankara Ankara Biron konuşuyordu askerlerle. Sizi hiç ya. aramadılar mı? Hiç. Bir kere, bir kere vallahi Çevik birle çevik konuştum. Çevik bir, bir diyecektim. Kere. Bir kere de. Çevik birle konuştum. O kadar. Ya ne diyor? Bir, bir şey mi? Hayır o bir şeyden dolayı değil. Biz Fethullah Gülen'in okullarıyla ilgili haberler yapıyorduk. Rusya'dan falan çıkarılıyor, bilmem ne yapılıyor falan diye hükümet o zamanlar Fethullah Gülen'i destekliyor. Biz de yapıyorduk falan. Alatin Kaya aradı beni. Fethullah Gülen'in yakın insanlarından de o zaman zaman gaz. Ya dedi biz dedi Çevik Birle bir randevu istiyoruz, görüşmek istiyoruz. Çünkü bu okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmek istiyoruz dedi. Bunu söyler misin dedi? Vallahi iyi söylerim ben dedim. Haber çünkü benim için bu. Hı hı. Anladın mı Yani Devretmek istiyor haberi. Evet. Benim için müthiş bir haberdi. Açtım Çevik Bir'e bunu söyledim. Başka Çevik birle de benim bir kere de o meşhur briefinglerden sonra odasında bizim gittik orada odasına biraz sohbet ettik. O kadar başka benim kimse Bu andıç yok. olayında. Efendim? Andıç olayı değil yo, yo, andıç mi? Yok yok andıç olayı değil. Andıç olayı başka. Andıç olayı 28 Şubat olayı bittikten sonra oldu o yani. Peki siz başta AKP'ye de yani siz derken Hürriyet Doğan yani grubu destek verdi. Evet. Doğan grubu desteklemedi. Ben veriyordum destek. Neden yani verdiniz? Biz, ben çünkü o değişimi güzel buluyordum Tayyip Yani ben... Bir şey söyleyeyim sana. 2002 yılıyla 2007, 2008 yani medyaya cezalandırma hareketlerini yapmaya başlamasından başlamasına kadar geçen sürede bence Tayyip Erdoğan çok iyi bir başbakanlık dönemi geçirdi. Ve iddia ediyorum o Tayyip Erdoğan devam etseydi bugün Tayyip Erdoğan dünyanın en önemli lideriydi. Ve bütün sorunların çözümünde de inanılmaz bir etkisi olurdu. Ne oldu da o kopuş oldu? ...bitmiyorum onun da kendi şeyleri Yok, var... Yani ...kendini işte o cumhuriyet mitingleri... ...gezi olayları şunlar bunlar... ...bir de 15 Temmuz falan... onda da bir şey arttı ama... ...bence en büyük hatası Tayyip Bey'in... ...medyayı ortadan kaldırmaya... ...çalışmasıydı... ...onu yapmasaydı bugün... ...ya yani bugün ben iddia ediyorum gene... ...Aydın Doğan medyada kalsaydı... ...Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'nde daha menfaatli olurdu... ...çünkü Aydın Bey'i ben çok iyi tanıyorum... ...Aydın Bey'i aslında... ...kafa olarak Anadolu insan olarak... Tayyip Bey'den çok farklı düşünen bir insan değil yani milli meselelerde şurada burada. hele hele şimdi Tayyip Erdoğan iyice milliyetçi tarafa geçti artık dinmin yok bence. Şu anda Erdoğan'ı taşıyan güç inançlar, Müslümanlık falan değil. Bence o yüzden hata yapıyor Filistin olayı da falan. Hiç oradan onun şey yapacağı bir şey yok. Şu anda Türkiye'de onu taşıyan asıl güç milliyetçilik damarı. Evet. Ve rasim bir konuda atlı Ulusalcı, milliyetçi ve İslamcı damarlar Türkiye'de birleşti şu anda. Yani ona ben de kat ve milliyetçilik eğer akıllıca götürülmezse Türkiye'nin ileride başına başka şeyler de getirebilir yani. Tayyip Erdoğan bundan 7-8 yıl önce biz milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış insanız diyor. Tarikatçılığı, evet. etnik milliyetçiliği ve şeyi. kaçırıldı o fırsat yani. Ben o Tayyip Erdoğan'a çok beğendim. Geçen gün yayınladım MTV televizyonu. 2005 yılında bu meşhur Live Aid konserlerini tekrar Hı -hı. yaptı. 20 yıl sonra tüm dünyanın en büyük grupları katıldı orada 5 tane dünya liderinden şey aldılar mülakat aldılar 5 tane bak kimler vardı MTV müzik müzik kanalı hı hı. ya. o zaman dünyanın en büyük müzik kanalı Nelson Mandela dünyanın bir numaralı özgürlük temsilcisi Bill Clinton çirkin Amerikalı imajını güzel Amerikalıya değiştiren küresel bir lider Tony Blair dünyada sol hareketin umut veren en umut veren ismi Bill Gates, iletişim devriminin en önemli ismi Tayyip Erdoğan. Ha bak unutmuşum onu. Evet ve Tayyip Erdoğan orada müziğin dönüştürücü gücünü, gücünü konserlerin gücünü anlatan bir insandı. Şimdi konser yasaklıyorlar ya. Nereden nereye geldik yani o kadar üzülüyorum ki. Eğer o Tayyip Erdoğan bugün kalsaydı emin ol şu anda dünyanın bir numaralı lideriydi. Nobel'i de almıştı. Ve Filistin olayında da en etkili çözümünü sağlayacak giderdi. İsrail'le Medeniyetler İttifakı'nın eş başkanıydı ya. Biri de Katolik dünyanın en önemli ülkelerinden biri İspanya'nın başbakanı. Biri Müslüman dünyanın, bak Müslüman dünyanın Medeniyetler İttifakı'ndaki temsilcisi olarak oraya sen seçilmişsin ya. Bu Tayyip Erdoğan'dan bugün nereye geldik ya? Peki, İsrail yok olacak diye konuşma yapıyor yani. Peki hiç öngöremediniz mi öyle olabileceğini? Ya kendisini nasıl, tanıyorsunuz. Ben nasıl şimdi? göreyim ama ben ya? Yani o zaman bizim arkadaşlarımız takiye yapıyorlar bunlar. Bunlar adam olmaz diyorlardı falan diyorlar. tamam mı? Müslümanlıktan demokrasi çıkmaz diyorlardı. Valla ne yazık ki galiba onlar haklı çıkıyor yani şimdi bugün baktığım zaman. Ama şunu söyleyeyim ben size. Demokrat olmak Tayyip Erdoğan'a çok daha fazla yakışıyor demokrat, adaletçi. Kendisine bunu sormak lazım tabii e, soramıyorum. kendisine sormak lazım. Canım. Ben tam vatandaş olarak cebimde kimlik taşıyan bir vatandaş olarak görüşüm benim. Ne ifade ediyor? Hiçbir peki, şey ifade etmiyor. Peki ben. yavaş Yaman. yavaş bugüne geleceğim. şey Demirören'e geçtikten sonra sizin hemen ayrılacağınızı ben düşünmüştüm mesela. Ayrılmadınız. Neden ayrılmadınız? Evet herkes öyle düşündü. Ben hayatımda iki işte çalıştım. Bir üniversite, devlet, bir hürriyet gazetesi. Yani biraz Japon şeyi vardır bende. Japonlar girerler bir yere orada ölürler yani tamam mı? Bir de herhalde konformist bir yanım da var yani. Çok isyankar bir tarafım var ama aynı zamanda konformist bir yanım da var. Yani benim bildiğim başka bir iş yok. Bildiğim başka bir iş yok. Ve yani, gerçekten tamam. seviyorsunuz bu işi anladım. Seviyorum da bu işi seviyorum da. Ee, başladığımızda onlar da bana hiç öyle şey davranmadılar yani şey olarak falan. Gayet de iyi gidiyordu yani benim. Evlerindeki yemeklere bile davet ediyorlardı falan. Hatta çok eleştirdiler beni yani. Aydın Bey dışında, Aydın Bey'in çevresindeki yakın insanlar da çok eleştirdiler beni. Niye ayrılmadın diye. E Ben dedim ki ben kurumsal bir insanım ya. Bir de şu var, Aydın Bey gazeteyi satarken bana haber vermedi yani. Öyle Anladım. mi? Ay, hiç haber vermedi. Sattıktan sonra şundan açtım. Ama açtı tahmin beni. ediyordunuz herhalde. Hayır, hiç tahmin etmiyorum. Hiç tahmin etmiyorum. Sabah beraberdik Aydın Bey'le. Hatta geldim Aydın Bey'in yanından odama girdim. Telefon çaldı Aydın Bey. Ertuğrul dedi hiç konuşma beni dinle dedi. Ben gazeteyi sattım dedi. Sana da haber vermedim. Çünkü dedi verirsem dedi kızlarım gibi sen de beni vazgeçirmeye çalışacaktın dedi. O yüzden vermedim dedi. Çok da samimi söyledi bunu. Şimdi e, tabii benim için biraz şu kırıklı oldu. Çünkü Aydın Bey benim hayatımda yani çok önem verdiğim, en önem verdiğim iki üç insandan biri yani benim, tamam mı? E, hep iyiliğini gördüm onun. Hep dostunu gördüm ve Allah için de çok arkamda durdu. Çok arkamda durdu. Yani bazen düşünüyordum patron olarak çağır beni Ertuğrul'cum duramıyorum artık. Tamam Yani. Ki son ayrılışı öyle yani sizi. Ayrılmadan önce evet. falan yani çok baskı geliyordu Aydın Bey'e. Sadece benimle ilgili değil, yani Emin Çalışan'la ilgili, Fatih ile ilgili, herkese ilgili. Ahmet Hakan'la ilgili bile geliyordu. ya yani. Çok durdu tamam. arkamızda Aydın. Bey. Allah için yani. Bazen onu yapılan haksızlıkları görünce bizim yaptığımız gazetelerden acısını o çekti ve tek başına bir mücadele verdi. Dünyada çok az insanın verebileceği bir mücadeleydi yani Peki Hakikaten... isteyerek mi sattı yoksa satmak zorunda mı bırakıldı? E valla artık yani bizim Ferai'nin bir lafı vardı. Resim mi kaçtı dedi. Bir şey demişti ayrılırken o medyayı bıraktı Bozcaada'ya giderken Ferai Tınç. Yani artık çok yoruldu. Tek başına mücadele etti çünkü. Hakikaten hiçbirimiz yardım etmedik. Edemedik. Edemedik değil. Etmek için gayrette de bulunmadık açıkçası. Yani. Öyle mi? E tabii yapamadık çünkü hiçbir şey. Çünkü neyi biliyor musun? Çünkü hep gazeteci tarafı. Biz gazeteciyiz, gazeteciyiz, devam ederiz. Ben en sonunda Davos'ta bir konuşma yaptım. Davos'un 100 en önemli medya lideri arasında beni davet edici vardı. 15 yıl boyunca hep gittim yani. Arthur Susberger, Le Lomond'un, New York Times'ın, şunun bunun, Google'ın, Facebook'un patronları falan bunlarla beraber. Son katıldığım toplantıda bir konuşma yaptım bütün dünyanın önünde gelen ve şeyleri oradaydı genel yayın yönetmenleri. Ha şey vardı Washington Post'un o meşhur filmdeki Boston filmindeki genel yayın yönetmeni. Dedim ki arkadaşlar biz bütün 20. yüzyıl boyunca gazetecilikte bizler gazeteyi yapan insanlar hep şu idealle yaşadık ve şuna inandık inandırdık kendimizi. Gazeteyi bizler yapıyoruz. Patronlar parayı yatırsınlar, karışmasınlar. Ya yani böyle bir dünya. Biz bunlar dedim. Biz, bu 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 hayalle gittik ve gittik bitti epey de bir gittik. Fakat dedim şimdi siyasetçiler bir gerçeği anladılar. Gazetecileri işten attırmak yerine gazete sahiplerine vergi şeylerini gönderdikleri Güzel. zaman alacakları sonuç daha kolay. Hiç gazetecilerle de uğraşmazlarmış. Şimdi dedim anlıyoruz ki sen karışma dediğimiz patronların rolü bizim sandığımızdan daha yüksekmiş burada. Ve biz dedim kabul edelim ki bir dönem bayağı uzun dönem e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir özgürlük ideali içerisinde kendimize bir hayal dünyası kurduk. O hayal dünyasında biz gazeteciler en tepedeyiz. Patronlar aşağıda parayı versinler karışmasınlar. E, tamam şimdi patronlar tamam ben karışmıyorum ama parayı da vermiyorum deyince hepimiz şimdi ne olduğunu anladık dedim. Tamam, Alkışlandı benim konuşmam orada biliyor musun? Doğru. Alkışlandı bunu ben ondan 10 on yıl önce 15 yıl önce yapsaydım yuvalanırdım. Ve bunu alkışlayanlar genel yan geldiler hepsi bana çok haklısın diye. Şimdi geç anladık gerçeği. <laughs> yani patronlarımıza, medya patronlarına, biz gazeteciler medya patronlarına. iyi davranmadık size. <laughs> evet. Siz de bu gerçeği anlayın, yanınızdaki çalışanlara söyleyin. <laughs> Anlamıyorlar. Ertuğrul böyle diyor dersin. <laughs> Peki, şimdi bugüne yavaş yavaş geleceğim. Şu anda ne yapıyorsunuz? Valla şu anda hayatımda okumadığım kadar okuyorum. Seyretmediğim kadar seyrediyorum. Gezmediğim kadar geziyorum. Ne güzel. Hayatımdan, yani şey hariç, Türkiye'nin durumu hariç, Türkiye'nin durumu da beni çok üzüyor ve endişelendiriyor. Gidişatı iyi görmüyorum. Tamam. yani Bunu artık daha tarafsız söyleyebilecek bir yaştayım. 76 yaşındayım ve öyle bir kendimi hayatım boyunca muhalif gazeteci olarak falan da tanımlamadım. Hiç de sevmediğim bir şeydir. Evet, ben, siz iktidara yakın olmak gerektiğini ben, söylüyorsunuz. Ben kariyerimi iktidara yakın bir gazeteci olarak yaptım. Bunu biraz açar mısınız? Neden öyle? E çünkü çok iyi haber alıyordum. Ama Turgut Özal'ı en çok eleştiren insanlardan biriydim aynı zamanda. Anladın mı? Ama haksızlık etmemeye çalışıyor. Benim gazetemde haksızlık ediyordur. Çok haksızlık ediliyor. <laughs> Bu arada şeyi de sormak istiyorum. Mesela siz ayrıldınız hücretten en son. Ama mesela Sedat Ergin hala orada. işte İlber Ortaylı orada. Kimse onlara kızmıyor ama size kızıyorlar. Niye öyle? Ben Hürriyet'ten ayrılmadım. Ayırdılar beni. Yani kabalık etmemek için. <laughs> evet, <kabalık. gülüyor> yani, Kovulmak lafını sevmiyor. <laughs> Biliyorum sevmediğiniz. Değil. Bak onu da sana söyleyeyim. Beni hürriyetten çıkarmasalardı ben hala hürriyette çalışıyor olabilirdim. Ben kurumsal şeye inanan bir insan. Sedat Ergin bana gelse bir gün dese ki Ertuğrul ben ayrılayım mı? Sedat Ergin'e söyleyeceğim tek laf var. Sakın ayrılma. Dedim. Öyle mi? Hürriyet hala kurumsal bir yapısı var. Bence Ahmet de hep onda da söylüyor. Götürülebilecek en iyi şekilde götürüyor. Götürülebilecek. Fakat hürriyetin meselesi kendi meselesi değil. İktidarın medyaya bakış meselesi. İktidarın medyaya bakışı çok kaba. Yani inceliklerin düşünmüyor. Yani kendi amaçları için bile evet. kaba. Evet şimdi iletişimin başındaki insanların daha incelikli politikaların olması gerekir. Bundan geçen yüzyılın başındaki yöntemlerle medyaya bakarsan o medyayı öldürürsün ancak. Anladın mı? Yani oysa şimdi görüyoruz ki gazetecilik yapılabilecek alanlarda toplumun ihtiyacı var. Ve bak bugün Fatih Terim bence en büyük zararı bankacılık sistemine değil, klasik hükümet medyasına veriyor. Gazetecilik tekrar canlandı. Sizlerde canlandı. Görüyorum ben şu anda. Gerçekten haber sitelerinde inanılmaz bir gazetecilik yapıyor. Ve gelirken sordum. Üç kat artmış biraz önce söyledim sana. Üç kat artmış izlenimler. Yani insanların merakını çeken olaylar. Dolayısıyla bu olay Türkiye'de gazeteciliğin yeniden doğuşunun sıfır yıldır. Bu. Sıfır günüdür. Bu. O zaman demin söylediğiniz denklemde patron olmadan da bu yapılabilir mi bugün? Hayır yapılamaz çünkü onlar da patron. Cüneyt Özdemir patron değil mi şimdi? He? Evet. Fatih Altaylı da patron. Kendi medyasının patronu yani neticede. Ama çok çalışan daha küçük be. ölçek. Küçük olsun canım büyüyecek. Şimdi Fatih şu anda büyük bana sorarsan. Fatih medyanın starı şu anda. Tamam mı? Büyük. Yani Siz ne? böyle bir dönüş bekler miydiniz Fatih Altaylı'dan mesela? Valla Fatih yetenekli bir çocuktur yani. Ben Fatih'i hürriyete geldiğinde Fatih e, Best FM'de sabah haber ve gazete edişleri yapıyordu. Hatta babam, bize geçiriyordu yani. Aldığımda öyleydi yani. O zaman da geçiriyordu bize. Şimdi gene geçiriyor. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Ama bir şey söyleyeyim ya. Fatih çok yetenekli ve cesur bir çocuktur. Yani bende olmayan bir cesareti vardır. Dolayısıyla şu anda yaptığı çok büyük başarı hikayesi. Yani bana sorsana bu yılın medya olayı nedir diye Fatih Altaylı derim yani. Kurduğu şey medya ya. Sabah kuşağı diye bir kuşakta ne haber kanalı bıraktı, ne onu bıraktı, ne haber spikerlerini bıraktı. Her yer. Bir de şöyle. Yani orada konuştuğun zaman öbürü internet siteleri de müşterisi var diye alıyor. Onlar da çoğaltılıyor hep. Yani. Peki ama bu aslında gazetecilikten çok hani opinion gibi değil mi? Yani aslında gazetecilik sahada yapılmaz mı? E o da gazeteciliğin parçası. Gazeteciliğin parçası. Yani şimdi şöyle bir efsane habercilik. Hep bizim zamanımıza şey vardı. Muhabirlik öldürülüyor. Ya tamam da Eşin onu haberleri alıyor. Ne yapacaksın yani? Ona veriyorlar haberleri. Muhabirlik ölmüyor. Muhabir yok şu anda. İsmail Saymaz gene muhabirlik yapıyor. Gayet Hı. güzel de muhabirlik yapıyor yani. Var şu anda. Tolga Şardan güzel muhabirlik yapıyor. Her kanalda, her internet sitesinde güzel muhabirlik yapan insanlar var. O da TV'de var, T24'te var, On Haber'de var. Ya şimdi aklıma gelmeyenler bunlar aklıma geldiği şey sayıyorum ben. Hı. Bunların hepsi gazetecilik yapıyor şu anda. İyi veya kötü yok. katılırsın veya katılmazsın. Ama yapıyorlar gazeteciliği. Sedat'a gelince ben kurumsal olarak hep arkadaşlarımın hürriyette kalmalarını şey yaptım yani. Bulunsun. Siz neden ben kalmadınız? en iyi okurlarından biriyim Sedat Ergin. İnan bana şu anda yazdığım yazılarda her hafta en az bir yazı Sedat'tan aldığım bir şeyle yazıyorum ben. Çok takdir ediyorum yaptığı işi. Ve yayınlıyor onu hürriyet. Dolayısıyla kalsınlar. Kanat Atkaya ayrıldı mesela. Kanat'a yalvardım ben ayrılma diye. Hayır mı dedim kanata gidin sorun kanata. Dolayısıyla ama işin şu tarafı da var. Ben Meltem Demirören'e müteşekkirim. Beni çıkardığı için. Bu da ayrı bir şey gerçi. Neden? Yeni bir hayat. E çünkü hayır özgürleştim anladın mı? Özgürleştim derken hükümete vurma özgürlüğünden bahsetmiyorum. Tam aksine hükümeti destekleme özgürlüğü kazandım. Güzel bulduğum şeylerde anladın Hı -hı. mı? Çünkü orada hükümeti eleştiremediğim için hükümeti destekleme özgürlüğüm de yoktu benim. Yani Ama Tayyip Erdoğan'ı eleştiremediğim için Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiremiyordum. Benim ahlaki normlarım buna izin vermiyor. Ahmet Hakan rahatça hükümeti destekliyor gördüğüm kadarıyla. Kendi bir Ahmet'e sorun. Ben şey yapmam. Ben Ahmet'i, Ahmet bana göre Türk basında son 15-20 yılda gelmiş en parlak isimlerden biridir. Bak hep bunu sana söylüyorum zekası falan. Daha iyi yapabilir mi? Yapabilir. Ama yapabildiklerini bence yapabildiği kısmında iyi yapıyor bunu da yani. Onu... Peki ben mesela ben hürriyet, hala hürriyete bakıyorum. Yani hakikaten çünkü ben çocukken eve hürriyet girerdi. E, kurum hürriyet kurum. Fakat ya. şimdi bakınca şu garip geliyor yani. O hürriyet değil gibi geliyor. Sizi nasıl hissediyorsun? E kurum. niye bakıyorsun? Ne bileyim işte yine de bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani o e, eşik eski... kötüsü ben de bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Üzülmüyor musunuz bakınca? Yok hayır. Üzülüm. Öyle mi? Bak Allah'ın bana verdiği bir duygu var. Üniversiteden ayrıldım. Bütün akademik unvanlarım, bilmemlerim hepsini hayatımda bir kere dahi akademik ünvan kullanmadım. Hatta benim doçent olduğumu bilmiyormuş bir sürü insan. Ee, hürriyetten de ayrıldım. Hürriyet dönem benim için kapandı. Kapandığı için de hürriyetle ilgili çok rahat konuşabiliyorum. Anladın mı? Kapanmasa şu eski genel yönetmeleri bir de pijamayı çekince Allah artık benim var. Başımın belası olan var eski hürriyet yazı işlerinden. Her gün bana gün tonlarca haber kasıcık öldü falan diye tamam. <laughs> Yani var arkadaşlarım. Pijamalı var <laughs> etrafta yeterince. Ben pijamallarla hep dalga geçtim. Yani <laughs> gazeteciler cemiyetinde simit ve çayla öldü kardeşim gazetecilik. Hayır ölmedi işte. Şu anda müthiş gazetecilik yapılıyor yani. Ben sana söyleyeyim mi? Bakımdan. Ama hükümet bence güvenilir güzel bir merkez medyanın yaşamasına izin verebilseydi Aydın Doğan'ın falan. Ki rasim de öyle söyledi. O zaman onun da daha lehine olacaktı. Şu anda hürriyeti itibarlı bir şekilde söylediklerini insanlara aktaracak hiçbir mecrası kalmadı. Ya yalakaları var ya da insafsızca hükümete yüklenenler var. Şimdi bakıyorum artık ben adalet duygusu hiçbir yerde kalmadı. Daha iyi Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'na yapılan eleştirilerin bir kısmını ben çok insafsız buluyorum. Ama çok haklı eleştiriler de var. Şimdi bunların iki tarafının da değer kazanması için yani eleştirinin de desteklenmenin de değer kazanması için itibarlı bir ortamın olması lazım. O yüzden yeni internet sitelerinde ben hep bunlara talip olmalı diye düşünüyorum. Yani amigo taraftar olmadan bu Huzella bağırmak yerine tamam mı? Bunu, yap, bunu yapmaya çalışanlar da var. Böyle S insanlara ihtiyaç var. O yüzden ben olsam iletişim başkanlığının yerine medya politikasını yeniden bir gözden geçirdim. Bu yaramıyor Türkiye'ye de yaramıyor. Neticede hoşuna gider. Vay tamam Tayyip Erdoğan yaşa bilmem ne şu bu falan. Ama bu terör esmeye başladığı zaman şu yapılamaz, bu yapılamaz, bu yapılamaz. Ortada itibarlı kimse kalmaz. Ve hepimiz de bundan zarar görürüz. Şimdi ben hürriyetten ayrıldım. Kendi kendime bir sistem kurdum. Amerika'da 20. yüzyılda syndicated columnist diye bir şey vardı. Bazı yazarlar, karikatüristler, yazar koyar bir platforma Hı -hı. isteyen yayınlar. Şimdi benimkinde 5 internet sitesi yayınlıyor. Gelen rakamlara bakıyorum. Hürriyet'teki okumamın 8-10 katı kadar. Bundan ama para kazanmıyorsunuz. Yok hayır hiç para ann ben. Hiç 5 kuruş para almıyorum. Ama sizin artık zaten parayla da işiniz kalmadı herhalde değil mi? Yani bir geçim Şimdi derdiniz yok. O ayrı bir mesele. Türkiye'de şu anda benim seviyemdeki insanların dahi bir parasal sorunu var. Öyle mi? Var tabii yani. Var. Çünkü para sorunu dediğin nedir? Eve getirecek ekmek bulamamak da bir sorundur. Eve getirecek İyi şarap bulamamakta bir sorun. Şimdi bunu Artık diyeceksin. Ah böyle olsun. laf mı olur diyeceksin bana. <laughs> tamam mı? <Çocuk gülüyor> böyle laf mı olur diyeceksin şimdi. Tamam mı? Bak ama insanlar alışmış bir hayatları varsa bir şeye ondan vazgeçmenin getireceği acıları karşılaştırıp ölçmek. Ölçebilirsin. Ama bir anlamı yoktur. Şimdi bunu böyle cesur bir ve şey, çok uç örnekle anlattığım şimdi yarın gene bana vururlar. Tamam mı? Vursunlar ama ben bir gerçekten bahsediyorum. Yani şöyle bir şey. Başka bir örnek vereyim. Çok fazla televizyon platformu seyretmek istiyorsun. Ve 8 tane platforma üye olmak istiyorsun. Üye olduğun zaman birazcık 150-300-400 lira para vermen lazım ayda evet. toplamına. E şimdi sen bunların sadece üçünü alabilecek duruma inmişsen bu senin hayatında bir şeylerden vazgeçtiğin anlamına geliyor. İlle de eve getirecek ekmek bulamamak değil de olay yani. Çünkü Türkiye'de halkın yüzde %90'ı evine getirecek ekmeği buluyor bir şekilde. Aile bu dayanışması evet. bilmem ne şu bu falan ekmekten söz ediyorsak. Kuru fasulye, bilmem ne falan. E Ben çocukluğumda bizim evimizde annem kuru fasulye yapardı. Bir gün onu yerdik. Ertesi gün kalanlarından kuru fasulye çorbası yapardı. Onu yerdik. Pirinç, makarna, kelebek kulaklı makarnadan babam sarımsaklı bilmem ne diye bir şey yapardı. Onu yerdik. Pazar günleri de babamın geleneksel şeyi vardı. Kabak tatlısı. Hatta kavga ederdim ben babamla. Kabak sebzedir bundan tatlı mı olur diye. <laughs> tamam rahmetli babamla oluyormuş. Şimdi anladım ya. Arkasında. Ben çok severim. <laughs> Yani şimdi bu böyle bahsettiğiniz zaman hepimizin bir parasal sorunu var. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana ben artık. Ben artık yani bu ülkede kaç kişi kendi parasıyla yurt dışına gidebilir? Ben artık bütün uçaklarda kendi paramla gitmeye ekonomi uçuyorum. 76 yaşındayım yani ayağım sığmıyor bazen bilmem ne olmuyor ekonomi uçuyorum. Yani bu gocundum falan da yok bundan. Öyle bir şeyim de yok. Ama, ama bazen de davetli gittiğim zaman business veriyorlar belediye business geliyor. Business çok güzel evet. <laughs> yani, yani <gülüyor> Davetli çok... olunca gidiyorum. Peki bir şey Ama soracağım. kendi paramla yurt dışına gideyim bir otelde kalayım artık böyle bir benim de yok böyle bir büksüm artık ya. Yani. Peki 90'larda siz çok para kazandınız ya yani siz değil genel olarak medyada çok para kazanıldı. O zaman hiç şüphelenmediniz mi bu, niye biz bu kadar çok para kazanıyoruz diye? Çok para kazanmak nedir sence? Ona girersek <laughs> çıkamayız. Harcayabileceğinizden çok. Fatih Terim fon çok... olayındaki futbolcunun kazandığının üçte birini kadar kazanmadık dersem. Evet ama hani üniversiteyle kıyasladığınızda hani kendiniz dediniz. E, tabii canım işte onu diyorum yani sadece yani çinçin çin bağları dolmuşuna gider binerken hayatım boyunca ondan sonra şimdi arabaya biniyorum dediğin zaman hayat standartım anormal yükseldi yani. Benim hala inanmıyorlar bana. Benim korku şeyim kafamda 76 yaşında korku sen bunun çin çinçin bağları dolmuşuna döneceğim diye. Çünkü hala var mı bu ya? Ankara'da çamur der taraf sis üniversiteden geliriz şehirde Otobüs bırakır oradan yukarıya Çankaya'ya çıkacağım. Çamurlar mamurlar. O Ankara'nın minibüsleri vardı. Işıkları böyle o sisli havada da şey filmleri gibi. Thriller filmleri gibi böyle. ışıkları yanardı. Çinçin bağları lafını hiç unutmadım orada. Çinçin bağlarına giderdi. Orası ne olsa olduğunu da bilmiyordum ama. Yani <laughs> o çinçin bağlarına gideceğim diye. Çok Travma oldu. Hep döneceğim geriye. Her şey gidecek elimden falan diye. Yani şimdi bu korkularla büyüdük biz yani. Var bende her zaman. Hep yani tekrar hatta annemin evine döneceğim korkusunda yaşadım bir zamanlar. Bunlar çünkü var önümüzde. Örnek olarak var önümüzde yani. Bir sürü gazeteci arkadaşım şu anda İstanbul'da oturamıyorlar, gidiyorlar. Anadolu'da kasabalarda. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şu andaki devlet gazetelerinde çalışan bir sürü çocuk, bilgisayar çocuk falan... ...Anadolu'da kasabalarda ev tuttular ucuz. Oralardan çalışıyorlar. Home office olarak. Çünkü geçinemiyorlar. Yani İstanbul'da bile değiller. Yani... E, i̇şsiz olanlar var. Çünkü iş bulma imkanları yok artık. Öyle bir iş yok. Yani bazı gazetecilere mesela ben gülüyorum. da bu yazılı kağıtta falan çalışanlara. Bazılarına diyorum onları. Kafka kahramanları gibisiniz diyorum. Nasıl? Ne demek oluyor? Hani vardı demiyor hiç olmayan bir işe giderler. Çantayı alır her sabah. Çık 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 gider. Öyle bir iş yok ama. tamam <laughs> da Davada mavada falan vardır bunlar ya. Gider olmayan bir yer, olmayan bir iş. <laughs> tamam mı? Her gün gider oraya. Nereye gidiyorum arkadaşlar ama tamam mı? İşe gidiyorum. Peki şeye gelelim. Biz mesela Rasim Ozan'ı çıkarttık. Çok ben yerden yere vuruldum. Siz demin cesur değilim dediniz ama sizde hep şu cesareti ben görmüşümdür. Sevilmeme cesareti vardı sizde. E var tabii. Ve Türk basınının belki de en çok dövülen insanı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin en nefret edilen insanı Rasim ve ben miyiz? Sinan Çetin de olabilir. Başka? Vardır bayağı ama Cumhurbaşkanı da aynı şekilde. Hepimizden daha fazla. Evet. Yani %50. %50. %50. Sevmiyor. Yani en sevilenle en sevilmeyen aynı kişi. Onu söylüyorum. Bir gün biz Emin tartışıyorduk. Bizim bazı işlerde bir, bazı beni ayağımı kaydırmak isteyen eski CEO'lar. Tamam mı? Mehmet Barlas'ı oylamayla gazeteden atmaya çalışıyorlardı. Mehmet Barlas Hürriyet'te yazıyordu. Oylama yaptılar. Bir de benim etkimi azaltmak için yayın kurulu kurdu 25 kişilik. Başına da CEO oturdu. Ben genel yayın yönetmeniyim tamam mı? Arkada bir yerde ben çektim oturuyorum böyle bakıyorum. Oylama başladı. Mehmet Barlas'ı atalım mı diye. Tamam mı? Neymiş çok Kaç yılında edilmiş. oluyor bu? Erol Simavi zamanında. Bayağı eski. 93 falan. Birinci atalım, ikinci atalım. Sekizinciye geldi herkes atalım diyor. Ben baktım iş kötü gidiyor tamam mı? Dedim bir dakika bir dakika. Biz ne yapıyoruz şimdi dedim basın tarihinde ve hürriyet tarihinde ilk defa bir yazarı ne olduğu belli olmayan bir kurulun içerisinde, CEO'nun kurduğu kendi kafasından bir kurulun içerisinde yargılıyoruz, oylayıp işten atıyoruz. Yani dedim bu tarihe geçecek bir an farkında mısınız dedim. Türk medya tarihine. Oylamayla atılan ilk yazar olacak dedim. O zaman dedim bunu gelin. Bunun bir ölçülerini koyalım da hiç olmazsa basın tarihine o ölçülerle girsin. Neye göre atıyoruz? Tamam mı? Ben de bunu atayım. <laughs> Atma ya. <laughs> Benim evde 10 tane Kahvenize şey yapın. Ve atılmasın. Tamam mı? Dedim ölçülerini koyalım o zaman. Neye göre atıyoruz ya? Yani? Böyle durdular. Ve dediler çok tepki var. Yani dedim sevilmiyor yazar olarak ve tepki. Ya yani tepkiye göre adam atacağız biz yazdığı şeyde. Buna hazırlıklı bildiğim için hazırlıklı gitmiştim. Emin Çöleşan'la ilgili bana gelen faksları koydum. Şu kadar <laughs> çok geliyordu o zaman. Yaşa Emin abi. Kahraman aslan. Ondan çok az bu kadar da. Kahrol Emin. Aşağılık adam. Koydum. Buyur demiş. Hangisine göre atacağız dedim bunları. Durdular ve oylama durdu. Oylama durdu. Yalnız bu becerinizi de takdir etmek tamam lazım. Tamam mı? Şimdi 12 Türkiye kutuplaşmış bu. bir ülke. Türkiye kutuplaşmış bir ülke. Bu ülkede nefret edilmeyen insan yok. Fatih Terim anlatamıyor der. Çünkü kızan var çok. Önceden başka nedenle kızanlar. Bak şimdi hep bak hepimiz diyoruz ki başka neden. Ya yani başka nedenlerle kızanlar onu fırsat biliyor. Tamam da zaten böyle oluyor bu işler yani. Anladın mı? Yani Adam Ertuğrul olsun, Niye kızıyorsun? Okumamış bile yani. Anladın mı? Niye? E, kızmak lazım. Kızılacak adamdır. Niye kızıyorsun ya? Tamam mı? Neyine? Söyle ben. De ki şundan, 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 şundan kızıyorum ben. Tamam Öyle bir ölçü yok. Kızılır. Tayyip Erdoğan işte. Bizim eve gel sor en kızılan adam kim diye Tayyip Erdoğan çıkar. Ama git yanındaki eve. Orada da en sevilen insan çıkar. Tamam mı? Yani zaten kutuplaşmanın yarattığı sıkıntı budur. Amerika'da da böyle. Ayrıca başka bir şey var size söyleyeyim. Medya patronları sevilmez. Murdoch çok mu sevilen adam? evet sizden de. Senin de başka nedenlerin olacak. Biraz başarılı olup bir adın duymaya başlayınca en yakın arkadaşlarım başlayacak. Ya zaten o da yalakadır. Yalakalık yapıyor ondan falan diye. Ha? bu iş böyledir. Çünkü ne diyecek adam? O yaptı başarıyor. Çok akıllı çocuk. Ben aptal olduğum için başaramıyor mu diyecek yani? Allah vermiş o justifikasyonu. Diyor ki ben dürüstüm arkadaş. Ben onun verdiği tavizi vermem. Ben sağlam dururum. Para kazanmamayı göze alırım. Ulan sen zaten para kazanmak için teşebbüsün iyi olmamış. Tamam mı? Yani bunu görmüyor o şey olarak. Peki mesela siz eski arkadaşlarınızla bunları konuştunuz mu? Mesela Enis Batur'la konuştunuz mu bunu? Hayır Enis'le konuşmuyoruz biz o zamandan beri. Enis benim müteveffa arkadaşı ilan etti. Öyle yazdı bir kere. <laughs> müteveffa arkadaşım diye. Yani <laughs> ölmüş kabul ediyor beni. <laughs> Ne yapayım yani kız mı o da niye kızdı anlamadım bana hala bilmiyorum yani kızdığını ama şimdi olur bunlar hayat Fransızlar hayatın şeyleri diyorlar buna ama artık samimi olmayı öğrenmemiz lazım bu dünyada yani mesela ben Cumhurbaşkanlığı bir şeyi anlamıyorum şimdi bu çok 20 yıl ya dünyaya damgasını vuran liderlerden biri oldu İlk döneminde iyi bir şekilde vurdu İkinci dönemde bence iyi bir şekilde vurmadı hı hı. ama ben Cumhurbaşkanına baktığım zaman ayırabiliyorum birbirinden şimdi geldiğim yaş itibariyle. Hiçbir zaman inkar edemeyeceğim bir şey var. Türkiye'yi sözü dinlenecek ve dikkate alınacak büyük devletler kategorisine soktu. Ekonomisinin daha üzerinde. Hı hı. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yani Tayyip Erdoğan bugün siyasetten ayrılacak. Niye ekonomideki olacak. yerimiz değişmedi aslında? İlk 20, Efendim, ilk 20'de... Bu kadar güçlü bir yerimiz yoktu bizim. Türkiye bir güçtür. Türkiye ile oynamaya gelmez. Anladın mı? Oynamaya gelmez. Bak şimdi. Hakikaten bunu başardı. Bunun gibi başardığı başka şeyler de var. Bazı konulardaki cesur adımlarını falan. Ama aşırı güç bir hedonizm haline bir kendine tutku haline gelirse bir de tanrısal bir misyon kendi kendine yüklemeye başladığın zaman işte orada yanlışlar başlıyor. Yani bunu Hürriyet gazetesinde mesela genel yayın olarak sen bir noktada gelip sen kendine ulan ben hükümetler deviren bir adamım diye bakmaya başlarsan. <laughs> onu, onu hissettiniz mi? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle mi? Benim. Ya ben anlatıyorum bunu herkese. Hayatımda verilebilecek en büyük desteği ben Cem Boyner'e verdim ya Hürriyet'te. Sekiz kere manşet yaptım. Cem Boyner hareketinde. Kendim en az altı yit tane yazı yazdım. Yüzde 0.5 oy aldı ya. Nerede Hürriyet'in gücü? Diyorlar ki Tansu Çiller'i siz getirdiniz. Leylin'in topuk sesleri. Ya kongre günü anket yaptırdık. Denegelere tek tek sordurduk bin bilmem kaç delegenin bin yüz elli tanesi Tansu Çiller'e vereceğiz diye adlarıyla açıklama yaptılar. Yani o bir rüzgardı çünkü. Rüzgar. O rüzgarı op, orada da riskini alıyorsun sen. Ama ne oluyor biliyor musun? Hürriyet seç. Hayır hürriyet falan seçtirmedi. Yani sebeple sonucu karıştırmak geldi. olmuş. He? Sebeple sonucu karıştırıyorlar yani. Karıştırıyor her şeyi ya. Efendim <laughs> zamanında barajlar kırıldı demiş Süleyman Demirel'e hürriyet. Süleyman Demirel kazanmış. E İstanbul seçimlerinde 94'te Tayyip Erdoğan'ı desteklemedik... kazandı. Yani öyle bir güç yok. Sen olmayan bir gücü, Türkiye'nin de o kadar bir, çok büyük bir dünya gücü falan yok. Yok. Sen ama çok böyle dünyanın en büyük gücü haline getirirsen, kafanda ve bunu da tanrısal bir misyon haline çevirirsen, işte orada en büyük yanlışlar başlıyor. Anladın mı? Şimdi daha mütevazi bir politikayla Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı 2002-2007'deki arasındaki tutumuyla kalsaydı yani ee, vicdanlı bir Müslüman ülkenin lideri, adaletçi, çoğulcu, insan haklarına saygılı arkasında böyle bir itibarla yapsaydı bu işi, bugün Tayyip Erdoğan Filistin, İsrail olayındaki en önemli aktör olurdu. Ne Amerikası'nın, ne Rusya'sının, ne şu'sunun, ne bu'sunun yapamadığı işi başarırdı. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki Türkiye'deki bu kutuplaşma hepimizin içerisindeki, çoğumuzun en azından bu duyguları tamamen ortadan kaldırdı. Ben Rasim Ozan'ı dinliyorum senin programında geçen hafta. Ya Rasim bana göre şaşkınlık içinde izlediğim şeyler söylüyor. Ya diyor ki Ergenekon diyor şey çetesi denilen şey liberallerin uydurduğu hayali bir örgüttür diyor ya. Ya bunu ilk defa ilk defa birisi söylüyor. Evet. Bu Ergenekon örgütü dediğiniz yer, Ergenekon'un yüzünden toprağın altında yazıyor, yatıyor 7 kişi ya. İntihar eden insanlar, kanserden ölen insanlar, Türkan Saylan yazık ya. Fotoğraf gitmiyor benim gözümün önünden. Bir röportajınızı izledim. Oğuzhan Uğur size Ergenekon'da yeterince askerlere destek vermemekle suçluyordu öyle miydi? Yani vermediniz mi? E ne yapacaktım askerlere? Yok bilmiyorum soruyorum ya, yani. öyle bir şey mi var? Hani? Siz... E, tamam da öbürleri de sen Ergenekoncusun dediler bana. Evet. <laughs> evet. Hangisi <laughs> doğru bunun? Hangisi doğru bunun? Bu meşhur kafes mafes olayları çıktığında içeride ben tek sütun verdim haberi. Geldi o haber bize de geldi. Hani şeyin tarafın büyüttüğü meşhur valizlerle gelen valiz olayı Türkiye Türk medya tarihine valiz olayı olarak geçer olay. <laughs> tamam mı? Kimse savunmuyor bak içeride. Tek başına kaldı orada. Şu kadarcık koydum ben. Ya beni yerden yere vurdular ya. Görmezden geliyor diye. E daha nasıl tavır koyayım ben yani? Ne yapayım daha fazla? Askerler kahramandır böyle bir şey yapmaz diye manşet batacak. Ayrıca askerlerin yaptığı hataları da gördüm ben. Var 28 Şubat'ta da var. Yani şu başörtüsü olayı bilmem neler şunlar bunlar falan bunlar. O dönemin sersemlikleriydi. Hata bile değil sersemlikleriydi yani. Anladın mı? Şimdi yani... ...hakkımdan ülkede şimdi senin programında Fatih'i dinledim ben. Şimdi ne, ne ne diyeyim mesela bu soru sorulsa bana bazen düşün ne derim falan diye. Bizim Özdemir İnce'nin çok güzel iki lafı vardır. Bir tanesi Doğan'ınızdan için söyler. Hakikaten bence olan öz bir şeydir. Diyor ki Doğan hızdan bir yerdeyse orası meşrudur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçektir o ve Doğan hızdanı bugün de hala kültür ve sanatta en zirvede tutan hak edilmiş bir şeydir. Hakikaten Doğanızdan bir yerdeyse meşrudur. İkincisi de bazı yazarlar için ana rahmine haklı düşenler dedi. Tamam mı? Şimdi ben ana rahmine haklı düşenlerden değilim. Siz haksız düşmüşsünüz. Tamam mı? Yani bizim sağ olsun bazı arkadaşlarımız, Emin Çöreşanlar falan ana rahmine haklı düşmüştür. Hayatlarında bir tek öz yaptığını görmemişsindir. Tamam mı? Ve hep onlar en dürüst ve namusludur, ötekileri ise namussuzdur. Şimdi ben öyle değilim. Ben ne en dürüstüm ama ne de en namussuzuyum. Ben hatalarıyla, yaptığı güzel şeylerle. Ya şimdi Reis, şey Artuluş'un şey, namussuzum şey. dedi diyecekler. Ben desinler, desinler. <laughs> desinler, namussuzluk değil. Aptallıklarım var, sersemliklerim var. Tamam mı? Ya hiçbirini bilerek yaptığım böyle yani isteyerek düşmanlık yapayım diye yaptığım şey olmadı bak Allah aşkına hayatta. Ama ben her şeyin özeleştirisini yaptım. Ve dedim ki andıçı silmeyeceğim kendi ellerimle alnımdan silmeyeceğim çünkü her nesle anlatmak istiyorum bu yaptığım sersemliği oradaki askerlerin bana yaptırdıkları sersemliği yaptırdıkları derken bunu yayınla diye değil kendiliğimizden yaptığımız aptallıklar tamam mı? Bunu ben silmeyeceğim. Bana ne zaman sorursan haklısınız diyeceğim. Siz hak trollediler kaldık. bizi diyorsunuz o konuda. He? Trollediler bizi diyorsunuz o konuda yani. Trollemediler. Ya haber diye geldi bize genel yer, ya genel Kubaydan gelen haber Meğer ya. Ne diyeceğim amca. ben yani? ya. Ne bileyim ki yaptıkları bu sersemliği askerlerin. Hem de notlarını tutmuşlar. Anlaş yapılacak yap diye böyle. Böyle bir sersemlik yani. Şunu düşündüm sadece. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar büyük bir manasızlığı yapıyorsa ya bunların Savaşma kabiliyetinden de ben şüphe duyarım artık dedim ya taktikler böyle hazırlanıyorsa eğer bu kafayla. Şimdi o günden sonra zaten askerlerle artık hiçbir zaman muhabbetim olmadı bir daha yani. Hiçbir, zaten yoktu da sevmezlerdi beni yani. Hatta bir gün Hilmi Özkök bir 29 Ekim töreninde bana ben de davetledim gittim. Bağış yap, Özkök Özkök gel buraya ya dedi. Nedir dedi bu Türkiye'nin dedi iki tane öz kökten çektiği diye. Çünkü ona yükleniyorlar bir de bana yükleniyorlar tamam mı? Öz kök diye. Dedim paşam soyadımızdan herhalde dedim. Öz ve kök dedim tamam mı? <laughs> yani <gülüyor> ne diyeyim tamam mı? Şimdi... Ben bakıyorum ya bizim bütün hepimizin yazdıkları ortada. Yani şimdi bugün çıksam ben desem ki kardeşim ben hiç bunu yapmadım. Bak diye koyarlar önüme. Şimdi ben çıkıp bir gazeteciye sen iş takipçisisin desem alırlar benim koyarlar Güneş Taner'le yaptığım konuşmayı koyarlar önüme. Tamam mı yani? <gülüyor> <gülüyor> Ama dediğim gibi bazı insanlar ana rahmine haklı düşmüşler. O yüzden onlarla ben mücadele edemem. Onlarla ilgili bir şey sordukları zaman Emin Çıraş'a falan böyle onlar ne diyorsa doğru diyor. Peki... Siz sonuçta işte İzmirlisiniz, entelektüelsiniz, sekülersiniz. Gerçi hacca gittiniz ama. Umre'ye Ümre gittim. Umre'ye gittiniz. Umre ile ilgili bugüne kadar Türk medyasında en çok konuşulan haberleri evet. yaptık Ahmet Hakan'la biliyorsunuz. 28 tane televizyon kanalına davet ettiler beni. Hiçbir zaman evet. bugüne kadar Umre tarihi, Erdoğan gittiğinde bile bu kadar parlamadı Niye umre. Niye gittiniz mesela e Çok merak ediyordum. Hı. Yani dini nedenlerle değil. Yok canım. Benim açık yani Peki, ben işte, DNA işte şeyim olmadığını benim ben saklamıyorum kimseden yani ben deistim. maalesef dinler ya beni çok, dinler bunu beni çok güçlüdürken uğrattı ben tanrıya inan çok kuvvetli bir tanrı inancım vardır Allah inancım vardır fakat dinler beni her geçen gün biraz daha şeye uğratıyor hele hele Kudüs'e gittim bir defa Kudüs'ü gördükten sonra dinlerden eyvah sen din, gittin din, mi Kudüs'e gitmedim ha gitmedim. baksana bir Kudüs anlatayım ben. Şöyle bir düzlük. Burada iki tane cami, meşhur camiler. Şurada bir duvar. Nasıl yahudilerin ağlama duvarı? Burada camiye girdik, kovaladılar bizi. Yatıyordu yerlerde insanlar. Yanlışlıkla kadınların gittiği camiye girdik, ortadan da kovaladılar bizi. Buraya geldik, burada da yahudiler kovaladı. Ağlama duvarının önünde. Ama şuradan çıkıyorsun, 200 metre ötede bir kilise, kıyamet kilisesi. Dünyada gördüğüm en bakımsız muhabbet. Çünkü katolikler, anglikanlar, ortodokslar, protestanlar hiçbiri tek başına Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği camiye sahip olamadığı için kimse para vermiyor ve cami bakımsız ortada kalmış. Ve anlaşamadıkları için de anahtarlarını bir Müslümana vermişler. Şimdi üç tane dini yan yana böyle görünce en fanatik görünümleriyle küçük bir mikro sistem orası, ekosistem. Tamam. Ve yan yanalar. Dünyada yan yanalar ya yani bu kadar ya bütün bu dediğin yer şu sem kadar bir yer bile değil yani. Tamam? Orayı seyrettikçe iki defa gittiğimde yani dedim sorun var. Ama yani inanç pek tartışılacak bir şey değil maalesef. İnancı tartışmam o yüzden. Hiçbir zaman inançlarla ilgili tartışma yapmam ama ben kendi payıma çok güçlü bir Allah ve Tanrı inancım var. Çok güçlü yani. Ve Ecevit'in geçenlerde yayınlanan kitabını yazdım. Orada da Ecevit'te de varmış mesela. Çok güçlü. Hı. Evet evet o mektuplaşmaları var Tunç Yalman'la. İnanılmaz mektuplar. Hiç tanımadığım bir Ecevit çıktı orada. Orada gördüm ki Ecevit'te çok güçlü bir Allah şeyi var. Kavramı var kafasında yani. Şeyi soruyordum. Bir, bir yenilmişlik hissi var. Yani sonuç olarak bütün bu hikayeye retrospektifli baktığımız zaman aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. yılı ve Beyaz Türkler aslında sizden çıkmamıştı o Serdar Turgut'tan mı çıkmıştı? beyaz Yok Türkler. Beyaz Türkler lafı Ufuk Güldemir çıkardı onu. Yani sonra sizin sonra kitabınız ben, var. Ama ben geliştirdim sonra. Ufuk'un ölümünden sonra o kavramı ben geliştirdim Ufuk Güldemir Şimdi bu beyaz Türkler deyin veya demeyin hani bir yenilmişlik hissi Serdar var. Serdar Turgut öteki Türkiye lafını Türkiye'ye evet. yerleştiriyor. Bu yenilmişlik hissi. Derin devleti ben buldum. Evet. Bu yenilmişlik hissi sizde de var mı? Ben de şahsi olarak var. Çetin Altan'ın ölmeden önce söylediği o laf beni çok etkiledi. Hayal ettiğimiz ülke bu değildi dedi Çetin Altan. Ki Çetin Altan biliyorsun o da başta Tayyip Erdoğan'ın destekleyen evet. insanlardan biriydi yani. Özal'ı mesela çok destekledi. Evet. Eski bir sosyalist olarak. Benim çok önemsediğim bir aydındı Çetin Yani Çetin Altan gazeteci olarak falan. O duygunun aynısı bende de var. Yani hayal ettiğim ülke bu değildi benim. Ben çok büyük cumhuriyet idealleriyle büyüdüm çünkü. Yani, e, çok minnet dolu, doluyum cumhuriyete. Beni hep bedava okuttu İyi iyi okullarda okuttu. İyi okullar derken devletin okulları yani şey değil, kolej falan değil. değil. En sonunda da beni burs vererek Fransa'da okuttu yani. Doktorumu orada yaptım ben devletin parasıyla. Beş kuruş para harcamadım yani. Kendi cebimden para harcamadan devlet okuttu beni. Türkiye'nin bütün dünyaya Müslümanlıkla ilgili hepimizin çok övüneceği bir portre, bir profil çıkarabileceğine çok inandım hayatımda. Yani bunun geleceğine inanıyorum. Bir çok aydın da bunun gibi. Şimdi çok eleştirdiğimiz liberaller de aynı duyguları taşıyorlardı. Yani onların çoğu benim arkadaşım. Gençlik arkadaşlarım yani. Beraber Fransalarda, orada, burada, örgütlerde, derneklerde çalıştığımız Bu arada Ertuğrul Bey yetmez ama evetçi değil. Bu yanlış bir bilgi. Değilim. Ben, ben hayır oyu kullandım hiç. Ben gördüm o zaman bu. Yani 2010'lardaki referandumla başlayan, bize yazdıkları vergi, haksız vergi cezalarıyla başlayan dönemin kötü bir noktaya doğru gittiğini gördüm. Ama en üzüldüğüm şey Tayyip Erdoğan'ın ben çok Türkiye'yle ile ilgili çok önemli bir tarihi figür olarak damgasını vuracağına inanıyorum. Onu yapsaydı eğer 2002'deki o şeylerle bence bugün Türkiye'de bambaşka bir yerde olurdu. Hepimizde bambaşka bir yerde olurduk. Çünkü yani bizler Erdoğan düşmanı değiliz. Ben Erdoğan düşmanı falan değilim ben. Hakikaten değilim yani. Yani Şimdi hayat şey... tarzınız dolayısıyla çok uyuşabileceğinizi düşünmüyorum ama. Ya uyuşmayalım ne olacak ya? Uyuşmayalım ne olacak? Ama Erdoğan'ın da bilmesi gereken bir şey vardı. Benim de o nasıl ki bazı inançlarla ilgili şeylerinden vazgeçemiyorsa benim de vazgeçemeyeceğim şeyler benim hayat tarzım. Benim kişiliğim bu. Benim bir ideolojiye ihtiyacım yok. Benim ideolojim zaten yaşadığım hayatı yaşama biçimi. En iyi bildiğim şey. Yani bazen o yüzden onun verdiği öfkeyle mesela fotoğraflarda hep bana şey diyorlar. Elinizdeki içki bardağını bırakın. Hayır bırakmayacağım. İsterseniz kullanmayın fotoğraflarımı diyorum. Bu benim. Ben kimseyi özendirmiyorum. Kaç kere çıktım açık açık. Tayyip Erdoğan'a da söyledim bunu şey yaptım. Gelin beraber kampanya yapalım. İçki zararlıdır diye. Tamam mı? Ama içki zararlıdır o yüzden sana da içirmem. O ayrı bir şey. Bunu bırak ben kendim vereceğim kararımı. Ben seninle kampanya yapalım. İçki içmeyin. herkesi söylüyorum. Ben. İçki zararlıdır içmeyin kardeşim. Ya da az için. Ya da şey yapmayın. Ama bana bunu dini motiflerle bastırıp... ...sen de dini motiflerimize uygun yaşayacaksın dersen... ...o başka bir şey. Anladın mı? Şimdi başı örtülü kadınlara yapılan... Haksızlıkları da beni çok rahatsız ediyor ama kendi hayat tarzını yaşamak isteyen kadınlara yapılan haksızlıklar da beni şey yapıyor. O yüzden bazı konularda mesela başörtülü yazarlara falan çok kızıyorum yani. Savunmuyorlar. İran'daki olayı çıkıp savunmadılar evet. kadınların oradaki mücadelesini. Çok şerefli ve çok yürekli bir mücadele veriyor İran kadınları. Çok saygı duyuyorum İran kadınlarına. İran rejiminden hakikaten hiç haz etmiyorum. Yani dünyada görebileceğim en kötü rejim. Tamam. Ama faşistli. İranlı kadınlar İranlı kadınlar benim yüreğimde gerçekten helal olsun diyorum bu kadınlara. Ve beklerdim ki Türkiye'deki başörtülü kadınlar bunun gerçekten ilk bayraktarlığını yapsınlar. Ne yapıyorsunuz siz orada diye. Çıkmadı bir tanesi bile doğru dürüst yani. E şimdi bu korkaklık, bu pısmışlık, bu aman ben söylemeyeyim mi varsa o zaman bu taraftakileri de yadırgamayacaksın. Yani türbanların haklarını ben savunmayayım. Savun tam aksine biz cross savunalım birbirimizin şeyini yani. Osman Kavala son 20 yılda siyasi görüş açısından benden hiç haz eden bir insan değil. Benim de onunla çok uyuşmadığı ama niye içeride ya? Evet onu hepimiz merak ediyoruz. Niye içeride kardeşim ya? Peki bunu yani hep aynı şeyi soruyor gibi oluyorum ama son defa soracağım. Bu geldiğimiz noktadaki taşlarda ne kadar payınız olduğunu düşünüyorsunuz? i̇şte Razim anlatmıştır sana herhalde. Bir gece ben televizyon seyrediyordum. İki kişi tartışıyor Türk sinemasını. Gece saat 2 mi 3 mü Adamın bir diyor ki Türk sinemasının bugün içinde bulduğu kötü durumun tek müsebbibi Ertuğrul Özköktür dedi. Oha dedim artık ya <laughs> tamam mı? Yani ertesi günde çıktım <laughs> konuştum bir yerde. Tamam sordular bana. Dedim zaten 1999 depremini de ben yaptım. Kardeşim dedim yani bunu bilmiyor musunuz siz? Bu dedim herkesin bildiği bir sır dedim. Yani Şimdi ya sorumluluğum ne de sorumluluğum yani. Devletçide ee, bir gazeteyi yönetiyorum. Yani devleti ben yönetmiyorum. Yani kişisel olarak hani ya keşke öyle yapmasaydık dediğiniz oldu mu? Ya var benim öyle keşke yapmasaydım. Ama size. bunların zararı, bunların zararı Ergenekon'daki gazetecilerin yaptığı zararın yanında nokta kadar Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Bak hala çıkmadı. Ben Osman Gökçek davet etti beni Beyaz Lig'e. Seyrettim. Seyretmişindir. Beni yerden yere buldu arkadaşlarım. Aydın Bey bile. Niye çıkıyorsun o adamın karşısına diye. Ben dedim herkesin karşısına Bence çıkarım. Bence çok iyiydi. Çıkarım dedim. Bu genç parmağını sallıyor böyle. Tabii bunlara çıkı, bunlara hepsi şey diyorlar çünkü. Çık ve onu anasını belle bilmem ne yap şunu yap bunu yap. Ez geç şu soruyu sor bu soruyu sor. sor. Her şeyi sordu. Parmağını da sallıyor böyle. Hatta tuttum parmağını dur lan indir dedim şu azıcık. Göremiyorum senin parmağından dedim tamam mı? Tam bitiyor program. Çıkarttım 8 tane manşet. Sabah, Star Gazetesi, Yeni Şafak bilmem ne şu bu falan bütün hepsi koydum. Bu manşetlerin altında yedi tane insanın intiharı yatıyor dedim. Şimdi bana her soruyu, soruyu sordun. Bana söz ver dedim bak bana abidim senin dedim. Tamam namusluysan. Şimdi dedim benden sonra Sabah'ın genel yayın yönetmeni, Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni, Star'ın genel yayın yönetmeni çağıracaksın. Bu bana gösterdiğim manşetleri dedim. Aynısında bunları onlara göstereceksin, soracaksın. 8 yıl mı geçti Aradan 7 yıl mı geçti? Bir şey mi? Yok İlk defa Rasim çıktı. Bak o yüzden Rasimi takdir ettim ben. Seyrettim ben sizin programını. Baştan sona seyrettim. Delice konuştu. Evet. Hiç kendini korumadan. Bak bir şey söyleyeyim sana. Ben özelleştiriyor yapıyorum ama ben hiçbir zaman onun gibi böyle bu kadar net bir şekilde şey yapmadım. Gerçekten takdir edecek bir cesaretle söyledi bazı şeyleri. Ama ya kızlıkları için onu bile görmezden geldiler. Ya söylüyor adam sen bu Hı. öz eleştirileri çoğaltmazsan biz bu konuda bir şeye varamayız yani tamam mı? Yani. Sadece bak ne oluyor biliyor musun? Ben artık ben mülakatlarda sordurmuyorum geçmişe öyle bir soru. Ben Çünkü ya geliyor, ya geliyor 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 gene konu bitiyor. Sanki Türkiye tarihi bitti orada. Yani 28 Şubat'ın sonunda Türkiye bitti. Tarihin sonu. Ya 20 yıl geçti o 25-27 yıl 30 yıl geçti o günden bu yana. Türkiye'de neler oldu ya? Neler oldu? Anayasalar değiştirdi, başkanlık sistemine geçtik bilmem. Gazeteler neler yaptılar? Neler 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 neler? Bir tanesi yatıyor içeride bavulla götürdüğü şeylerin palavra olduğu çıktı ortaya. Peki. E peki o bavulları yapanların nerede onlarla ilgili kim 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 çağrıldı hangisi televizyona senin karşısına çıkıp da sen sorduğun soruda da cevap verdi? Yok. Yok onlar yok oldu. E ne peki onlar günahsız varlıklar işte ana rahmini attı düşenler. Onu anlatıyorum yani anladın mı? Ya Fatih de bana söylüyor 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 söylüyor. Tamam Fatih haklısın. Sen çünkü ana rahmine haklı düştün. Ne diyeyim ben yani. Peki, size... Ben düşmedim maalesef. Ben Türkiye'nin talihsiz bahsız çocuklarından biriyim. Ana rahmine haklı düşmedim yani. Bu arada bir şey soracağım. Siz mesela Bur Türk burjuvası da hiç destek olmadı. Yani Türkiye burjuvası. Ben hazretmem bir... Türk burjuvası. Onlar çok basit yani. Hazretmem. Türk burjuvası burcuva değil. Evet. Müzayede Burjuvazi'si. Yani Hürriyet'in genel yayın yönetmeninden çok onu Burjuvazi'den bekle, bekleriz. Daha karşı çıkmasını. öyle bir şey olmadı. Ben bulmadım. Türkiye'de Burjuvazi yok diye inanıyorum. Ben kendim Burjuva olmaya karar verdim sonunda zaten. Onlardan umudu kestiğim için. 1973 ve 1974'lünde öğrenciyken Paris'te Visconti'nin Benedikti Ölüm filmini seyrettim. Thomas Mann'ın romanından. Hı -hı. Çok etkilendim yani. Mesela orada hayatımın müziğini orada gördüm. Mahler'in 5. senfonisinin Adagiatos'u. Tansiyoda basiyetim var. Ben önce o müzik çalınacak. Hmm. Bernstein öldüğünde de o çalınmış. Sonra hmm. öğrendim bir şeyler. Orada dedim ki ben İzmir'de kahramanlarda bir işçi çocuğu olarak doğdum. Yapabilirsem bir burcu olarak öleceğim dedim. Bir burcu olarak ölmeye gayret ediyorum. Yani tamam mı? Elimden geldiğince, yapabildiğimce başka yani şey şu anda benim gücüm, gücüm falan bir şeyim yok. Hiçbir zaman da yoktu zaten de. Zaten hepimizin gücü. Tayyip Erdoğan olmadığın sürece gücün işte belli yani. Anladın mı? Güçlendirilmiş, zırhlandırılmış, kuvvetlendirilmiş, kaleleştirilmiş başkanlık sistemi olmazsan Hı. yani gücün belli sınırları. Ama Türkiye'de burjuvazi yok maalesef. Yani olamadığı için ben de burjuvaziden pek haz etmedim. O yüzden de hep bunu söylüyorum yani. Ama Aydın Doğan da bir burjuva değil. Aydın Doğan Anadolu'lu bir iş insanı, iyi bir insan yani ben sana söyleyeyim. Anadolu'lu iyi bir insan Aydın. Ama Aydın Bey'den ben bir batılı burjuva gibi davranmasını beklemeyemem ama... Koçun yeni jenerasyondan beklerim. Eczacı başının beklerim. Ama onlar da öyle davranmış. Kalyoncularınkinden de beklerim. Demirören'inkinden de beklerim yani tamam mı? Bu ülkede yaşıyorsak eğer bir burjuvazinin bir kendine ait bir bir avurasının bir şeyinin olması lazım. Çünkü Türkiye'nin en iyi okumuş insanlar onlar ya. Hepsi benden daha iyi eğitim aldılar hepsi onların. saydığım bütün bu şeylerin hepsi benden daha iyi eğitim aldılar. İşlerinde iyi burjuvalar da var tabii. Yani ben tanıyorum Aydin Bey'in kızları için vesaire. Yani hakikaten değil burjuva. Ee, kültürü almış insanlar bunlar. Ee, ama bahsettiğim benim Ruba'nın bir kendini bir bir e, toplumsal güç olarak siyasi güç demiyorum. Bak, siyasi güç değil. Ya yani şu partiyi bu partiyi desteklemek değil anlatmaya çalıştım. Duruş olarak bir e, bir iklimi, burjuva iklimini savunması ve şey. Onu göremiyorum yani. Göremeyince de müzayede burjuvası. Yaptıkları burjuvalık diye yaptıkları bir tek şey Türk eserlerinin fiyatlarını durmadan yukarıya çekmek için gidip müzayedelerde şey kaldırmak. O yüzden de onlara ben müzayede burgu vazifesi O e? da şimdi çöküyor zaten şey piyasası. Peki size son sorum şahsi bir şey soracağım biraz da. Mesela ben burayı 4 yıl önce kurdum. Nasıl görüyorsunuz? Yani öz özelde Flu TV için söylemiyorum ama şimdi şöyle bir durum var. Burası da bir medya Küçük de olsa bir medya olma yoluna gidiyor ve gittikçe etki alanı yavaş da olsa büyüyor. Ee, yavaş değil, bayağı hızlı büyüyor. Mesela siz nasıl görüyorsunuz dışarıdan? Vallahi ben yeni medya diye burayı görüyorum. ben. Yani Benim için eski medya kalmadı. Kalabilirdi. Kalmadı. Yani maalesef şu anda devlet bitirdi eski medyayı. Medya kendi kendine bitirmedi. Hı. Devlet bitirdi. Ve bence kendi kendine de büyük bir zarar verdi onunla. Devlet bitirmese de etkisi azalacaktı onun. Ama kendini yeniden tarif edemiyor şu anda. Mesela New York Times yaptı. Evet. Geçen gün açıkladılar işte çünkü şehrek rakamlarını. 10 milyon abone. Ama ben de aboneyim. Hepimiz aboneyiz ya tamam mı? Şimdi gazete diye onu okuyoruz ama New York Times artık bir gazete değil. Benim okuduğum New York Times gazetesinin senin okuduğun New York Times gazetesine de hiçbir evet. alakası yok. Sabah ve akşam bana ayrı benim algoritmama uygun bir şey veriyor bana gazete veriyor. Şimdi bunu mesela yapamadı. Milliyetin, sab, hürriyetin ve milliyetin elindeki internet siteleri çok başarılı sitelerdi. İkisininki de milliyetin kiyle milliyetin tirajının çok üstünde bir şeyi vardı. Bitti onlar da yani. Şimdi şu anda benim gördüğüm YouTube kanalları bakıyorum ben şaşırıyorum bazen yani. Cüneyt çok güzel işler yapıyor. Fatih çok güzel. Siz çok güzel işler yapıyorsunuz. Özlem Gürses, Memduh Bayraktar. Ya Memduh Bayraktaroğlu Akbük'te 60 metrekare bir evden 350 bin takipçisi var. Şimdi geçenlerde Fransa'da bir şey okudum ben. Fransa'nın en etkili YouTuber'ları diye. En etkili 6 kişiyi saymış. Takipçi sayıları kaç biliyor musun? 10 milyon. Yok canım 350 binle ha, 600 bin arası ya demek ya. Yani. Ne diyorsun sen ya? Yani 350 binle 600 bin arası. Yani orada en etkili YouTuber, medya YouTuber olarak kabul ediyor. Bizde bunun gibi benim bilim 8-10 tane insan var yani tamam mı? Baktım ben sizin Rasim'le kaç izlendi, kaç seyredildi. 400 bin falan. Gördüm. Ha? 400 bin falan. E 400 bin var. ya. İşte bize az geliyor. <laughs> 7 tane hürriyet demek neredeyse ya yani, tamam mı? 15 tane Cumhuriyet Gazetesi. Peki yani... <laughs> Peki ne olur yani mesela şöyle bir hipotetik soru sorayım. İletişim Başkanlığı beni çağırdı. Dedi ki ya ilk işte. Çağırmasın çağırırsa iyi değil o. Ya yani ne yapmak lazım öyle bir durumda? <laughs> <laughs> ne yapacağız? Dinle gel. Ne diyeyim yani? <laughs> ama gideceksin değil mi? <laughs> gideceksin tabii canım. <laughs> yani gideceksin. Yani turça bu, bu, medya, turça bu medya da kontrol altına alınamaz mı? İsteseler alırlar onu da. He? Bu medya da kontrol altına alınamaz mı? <laughs> olur mu? Alınır yani. Tamam, Alınır ama ne yani kadar alırsın? Parçalı yani? olduğu için Yurt dışından ama. başlar oradan. Yani çok zor artık. Yani TRT'nin bizim e, soprano Kürt soprano'nun kayıtlarını silmesi gibi o. Yani komik. <laughs> Onlar şimdi o aslında onlar şeye yapıyorlar. İletişime ve Cumhurbaşkanı'na mesaj veriyorlar. Bak ne kahramanca bir iş yaptık. Sildik. Ben göreceğim seni 10 yıl sonra senin hakkında neler diyecekler. Peki. tamam mı? Yani <laughs> o kaydı silenler hakkında neler diyecekler göreceğim ben. Çok değil 10 yıl. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor yani. O bakımdan Onların hepsine tavsiyem şu benim yaşıma gelmeyi beklemeyin bazı hataları görmek için Fatih'e de aynı şeyi söylüyorum yani hepsine de eminden umudum yok ona söylemem de tamam ama Fatih'e de söylüyorum Fatih'cim bak senin de bazı hataların var bunları görmek için benim gibi 76 yaşını bekleme. <laughs> Şimdiden söyle daha rahat edersin siz, siz YouTube'da bir şey düşünmüyor musunuz ya da başka bir mecrada? Yok ben artık hayatımdan memnunum. Zaten yani şu anda benim zamanımın tamamını dolduracak kadar bir şey var. Tek istediğim şey güzel spor yapabilmek şu anda. Ne yani güzel. sağlığım iyi gitsin. Hayatımın sonuna kadar da akşamları bir kadeh içkimi içebileyim. Başka Allah'tan da istediğim hiçbir şey yok yani tamam mı? Viski. Whisky. Viski de, de tabii artık eskisi gibi en iyi kalitelerini içemiyoruz yani. Bir, <laughs> fakir viskisi kategorisi yarattık kendi kendimize. Fakir viskisinde bir arkadaş grubu bizim eski medyacılar. En iyiler diye aramızda şey yapıyoruz. Tamam sıralamalar yapıyoruz. Ona göre bir fakir viskisi kategorisinde iyi bulduk kendimize yani. Fiyat kalite oranı en iyi olanlarını. Neyi onu bize de söyleyin yayın. E, burada sonra söyleyemem. Burada <laughs> söyleyemem. Yani. Nasıl söylerim sana. Çünkü elimizde güzel bir sınıflandırma var. Tamam, güzel. Tamam, güvenilir bir sınıflandırma. Peki son soru. Gençlerden soru alalım mı? Var, var mı vaktimiz? Vahit'e bağlı yani. Buyurun Vahit Bey. Mesela devlet gazetelerinden bahsettiniz. Şu an işte bizim yandaş medya dediğimiz ya da havuz medyası da denilen. Biraz aslında hırslı da bir gazeteci gibi bir profiliniz var yani. Hala yazmaya devam ediyorsunuz. Size mesela bir teklif gelse şu anda. Atıyorum yani olmaz ama sabahtan teklif Bu geldi. Bu soruldu <laughs> daha önce. Süleyman Demirel'in cevabını verirdim. <laughs> Doğmamış çocuğa don biçilmez diye. <laughs> Peki devam etmek istediğiniz bir <laughs> iş mi? Yok ya 76 yaşıma geldim. Ya ama hiç Ekrem İmamoğlu sen. bizi davet etti. Gittik gezisine Karadeniz gezisine. Halk TV'de beni yerden yere vurdular ya. E, yani bir tanesi bana dedi ki bu 28 Şubat artıkları daha ne kadar ortada gezecek diye. Söyleyen adam benimle aynı dönemde 28 Şubat döneminde bizim grupta çalışan adam. Yanında oturuyor Ayşenur Aslan. 28 Şubat'ta Ali Kırca ile beraber bütün o haberleri yapan insan. Yarım saat altyazı olarak durdu orada. Geçen gün onlardan birini rastladım. Vallahi haberim yok dedi. Ben dedim yarım saat durdu. Tamam mı? Yani şimdi orada diyor ki ha bir de en büyük dertleri şu. Seçimi kazandılar. Biz tekrar geliyoruz. Tamam mı? Bütün dertleri bu. Yine bunlar mı gelecek? Var mıydı öyle bir şey? Yani sizin... Ya kardeşim... Haber gönderdim. Ya ne diyorsun? Ben gidiyorum kardeşim dedim. Ne gelmesi dedim. Ben bu dünyadan gidiyorum. 76 yaşına geldim. Lan daha bir 10 yıl yaşasam işte. Babam 83 yaşında öldü zaten. Tamam mı? Yani nereye geliyorum ben? Ne, nereye geleceğim ayrıca? Gelecek ne var yani? Hürriyetin genel yeri. Ya. E yaptım ben onu zaten. Daha yukarısı ne var? Ne var? Fahrettin Altun'un yerde mi oturacağım? Allah göstermesin. <laughs> Ay iyi olur da. E yani <laughs> tamam. Allah hiçbir gazeteciye nasip etmesin öyle bir şey yani. Onun da hesabını yapıyorlardı kendi aralarında. <laughs> Şimdi yani bu, anlamıyorum ben de yani. Geliyorlar. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben bir yerde gitmedim yazıyorum. Hürriyette okunduğundan on kat fazla okunuyorum diyorum ya. Tamam ama başka bir yere gittim ben. Bir buçuk dakikalık yorum yapıyorum bir radyoda. iki tane müzik radyosu. Müzik. Tamam mı? Sadece müzik çalıyor. One FM ve One Türk FM'de. Ya taksi şoförleri bir yollarda karşılaşıyorum. Hiç tanımadığım, hayatımda görmediğim yeni bir... ...beni okuyan, beni izleyen, dinleyen bir okur profili. Tanışıyorum onlarla. Pazar günleri tap 20 listeleri yapıyorum. Bir Batı müziği, bir öğleden sonra Türk pop müziği. Bambaşka bir insan şeyine. Hayatım her yere davet ediliyor Daha ne olacak gazeteci olarak? Her yere. Bu hafta üç tane ayrı yere davetliyim. Şu anda da burada davet Evet. Gelecek hafta gidiyorum şeye Miami'ye Art Basel dünyanın en büyük ha, kültür sanat fuarına. Orayı yazacağım. Oradan geleceğim bir hafta öbür ay teknoloji fuarına davet edildim Las Vegas'a oraya gidiyorum. Bunları sizi yani independent gazeteci olarak mı çağırıyorlar? Nasıl? Evet gazeteciler var. E çünkü yani akıllı insanlar bakıyorlar artık şeye bakıyor sosyal medya. Kafasız olanlar da hürriyetten ayrıldı diye PR şirketlerinden siliyorlar adımı. <laughs> tamam mı? Yani e, bu kadar basit. <laughs> bazı hiç beklemediğim yerlerde davetler geldi gelmiyor niye hürriyete yazmıyor artık yazmıyorsa hürriyete yoktur öyle bir şey değil tamam mı bambaşka bir dünyada yazıyorum ben başka bir paralel dünyaya geçtim tamam mı <laughs> ama o dünyayı bilmedikleri için onlar eski dünyada orada diyor ne var bakalım buradan kim varsa diye o yüzden seni hatırlıyorum ayrılma PR'cılar seni de silerler sonra orada <laughs> var mı başka sorusu olan dediklerinizden iki şey kaptım. Bir gazeteci olunca muhalefet bir gazeteci olunmamalı çünkü hayır öyle demedim. tam böyle değil ama e, şey daha hayır. yandaş olunca daha iyi haberler alınabileceğini hayır bak yandaş demedim kavramları karıştırmayalım dedim tamam. ki ben ben gazetecilere muhalif kimlik yandaş kimliği vermek yanlıştır dedim tamam mı bunu ben hiçbir zaman kendime muhalif gazeteci çok övünür gazetecilerin yüzde sekseni muhalif gazeteci olmaktan gurur yer. aslında Anladım. bu saçma bir şey. Şimdi ben diyorum ki bu bu insanı tek boyutlu bir yere götür. Yani muhalifsin de iyi bir şey yaparsa da yine muhalif misin yani? Hayır ben ne yaparsa geçiririm ona. Şimdi bu ben buna şey yap ama ben dedim kendi kariyerimi çünkü Hürriyet'in Ankara temsilcisi, genel yayın yönetmeni. Ben muhalefetle de iktidarla iyi geçirmek zorundaydım. Kitle gazetesi yapıyorum ben çıkardığım gazete benim Halk TV televizyonu değil. Cumhuriyet veya Akit gazetesinin değilim ben genel Yani orada yüzde 28-30 civarında hürriyette AKP'ye oy veren hürriyet okuru vardı. Yani CHP ile arası fark 5-6 puan bile fark değildi yani. Ayrıca şunu gördüm ben. Muhalif gazete yaptığın zaman öyle palavra o. Tirajın artıyor diye bir şey yok. Biz 28 Şubat'ta yaptık. Muhalefetin Allah'ını yaptık. Bir tane tiraj almadık. Ben iktidarla iyi ilişkileri sürdüren bir gazeteci olarak kariyer yaptım. Turgut Özal'ın telefonumu açtığım zaman haberini aldım. Demirel aldım. Yakın tarihe <laughs> bakın. Birinci Körfez Savaşı'nın tarihi sadece benim o dönemde Turgut Özal'dan aldığım haberlerle yazılabilir. Yani düşünün Türkiye'nin orada bir uçuşa kapalı bölge yaratacağını Amerika ile ilk ben yazdım. Dünya basını bizden aldı. İlişkilerimin iyi olmasın. Bak Rusya'da iyi ilişkilerim vardı. O yüzden Çernobil'e giren dünyadaki ilk on gazeteciden biriydim ben. İyi ilişkilerim vardı. Dünyada bir sürü yere gittim. Ya onu bırak. ona yılla birlikte Microsoft'un patronu neydi? Bill şey, şey. Gates. kurduğu dünyaya Yardım Fonu var ya. Hı hı. Onun yardımlaşma kampanyasında ünlü insanları şey yaptılar. Ben Şakir Onaylı'yla eşleş, eşleştim. Beraber kampanya yaptık. O bu kadar böyle ben yanında şu kadar. Tamam mı? Sır bu ilişkilerim yüzünden. Şimdi gazetecilik şudur eğer. Ben hiç kimseyle görüşmem, yazarım fikrimi. E tamam yazarsın, yaz. Yani fikir yazarsın sen, tamam mı? Yaz. Ama artık bilelim ki fikir, bana geçen gün torunum bir şey anlatıyordum ben. Dedi ya benim de fikrim var dedi. E doğru var ve benimkinden de daha kötü bir fikir değil yani. Anladın mı? Şimdi sen fikir şey soracaktım. Evet bunu. aslında sorum şu, artık umut, umudunuz pek olmadığını söylediniz hani Türkiye'nin geleceği için özellikle yeni medyada ve bizim gibi yeni gelen gençler bir umut ışığı yaratmak için ne yapmalı? Yani sizin yani nasıl bir perspektifte durmalı tüm bu her şeye karşı? Çünkü günümüzde şöyle ya yandaşsındır ya da muhalefetsindir. Ben ortada herhangi bir, bir medya fenomeni göremiyorum şu anda açıkçası. Şimdi bak ortada durmak diye bir gayretin olmaması lazım. Tamam mı? Çünkü ortada da durmak çok dengeli bir şey değildir sen bak. Çünkü kutuplaşmış bir ülkede zaten kimse seni orta diye görmez. Ondan yana değilsen ona karşısındır zaten. Anladın mı? İki taraf içinde böyledir. Zorluk zaten bundandır. Fakat Türkiye'nin yani bu gazeteciliği yaparken günlük bizi sıkıştırdığı gündemden biraz çıkmayı bilmemiz lazım. Yani Cumhurbaşkanı 50 artı 1 diyor. Ya bakıyorum ben bütün televizyonlardaki o konuşan kafalar zaten en alt kategorisi bence şu anda medyanın onlar. Konuşan kafalar. En alt Tamam, yani Rum pençesi Bana sorarsan onlar Rum pençesi mi? Kahve konuşması yaptıkları. Ben diyorum ki gazeteciliğin gösterileceği fırsatlar var. Sen bana sordun. Dedin ki hiç gazetecilik yapmak şeyini duydun mu tekrar? 13 yıldır ilk defa, ilk defa bugün şimdi o şey kıpraştı. Niye biliyor musun? Çünkü siyasetin beni hapsettiği, Tayyip Erdoğan'ın müdahale edemediği, Fahrettin Altun'un müdahale edemediği bir alanda gazetecilik yapma imkanı var. Ortada fon var, kadın var, para var, futbolcular var, bilmem ne var. Yani bizim meslekte juicy dediğimiz. Yani özünün ve suyun güzel içebileceğin her şey var burada. Şimdi buradan bu açılınca baktım ben. Bütün sizin medyanızda şu anda bu olay orada gidiyor. Ana medya gitti. Gitti. Akşamları gene saat saat konuşuyorlar bir sürü şey. Tamam mı? Tayyip o gün ne demişse Erdoğan Cumhurbaşkanı. onu konuşuyorlar. Başka yok kafalarında bir şey. Yani düşünebiliyor musun sen ya? Özgür Özel'in bir sopranlının elini öpmesi, Türkiye'nin bir numaralı meselesi ve TRT'deki arkadaşlarımız kayıtlarını silmeye kadar götürüyorlar. Şaka bu, gerçek bu ya. Gerçek haber mi o? Big şaka ya. Big big joke bu yani. Bunu hakikaten bunu sabahleyin okudum ben haberini. Olamaz falan diyorum. Sordum hatta. Gerçek miymiş? Evet doğruymuş ya. Ya böyle bir şey bu. var mı Allah'ını seversen ya yani. Ha bir de şeyin anlamı mı mantığı? Silmek mümkün değil. Evet. Ben şimdi çıkıp desem ki kardeşim ben Ahmet Kaya ile ilgili attığım manşeti sildim. Ben sormadım bakın. Hayır <laughs> sorsaydın ya sorsaydın yine söylerdim. Bin kere ilk sormadım bin kere çünkü. Bana bu soruyu soranların ben artık gazetecilik seviyesinden ve zekasından şüphe Onlar çünkü çıkmadan önce arkadaş grubuna şey yapıyorlar. Bak sordum abi diye tamam mı? Yani onun kendine güveni olan bir adam. Biliyor zaten benim ne diyeceğim konuda. Sildim. Sildim ilan ediyorum buradan. Hürriyetin manşetini tarihten sildim. Nerede hani sildin mi? Ne ederler adama tamam mı? O gün bütün internette, sosyal medyada görürüm yani bunu anladın mı? Şimdi böyle bir şey var mı? Sildim. Ya bir soprano'yu siliyorsun. TRT arşivinden. Hem de benim paramla benim vatandaşların... Ulan orada yüzde on birde Kürt oyu var ya Hı. Kürtler de veriyor. Televizyon seyreden Kürtler de televizyon vergisi verirken cep telefonu sana veriyor oradan vergiyi yani. Ayıp ya. Ayıp yani. Bunu bu emri kim veriyor? Beynin için acı bakmak için Nasıl bir şeydir bu diye. Tamam mı? Hakikaten nedir yani bizden farkı bunun nedir? Ya da bende mi bir var? Hı. Ben öyle bir militan bir insan dedim yani. Bu kadar öfkeleniyorsan bu militanlığımdan değil. Anlayamamamdan kaynaklanan bir şey. Ya yani Bunu kararı veren arkadaş hangi mantıkla, mantık yok zaten de hangi duyguyla ve motivasyonla veriyor? Yani bununla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanım bak ne kadar sadık ve şeyim bunu mu demek istiyor? Yani kraldan çok kralcılık. Kime ne diyor yani anlamadım ben ya tamam mı? Ulan bana sorsa ben Cumhurbaşkanı bana bu sorsa ulan dedi, neyi sildin sen derim. Bir gün düşünmüyor. Yarın bir gün devlet kayıtlarından belge silmek suçuyla mahkemeye çıkabileceğini bile düşünmüyor. Devir bir değişir. Değişir mi? Ha, değişir kardeşim. Hangi devir aynı kaldı ya? Allah aşkına. Yani o kadar bu kadar uzun süredir e, var ki. <laughs> canım Osmanlı tarihine bak. Sokaklara inip içki yasaklayan padişahtan bir sene sonrası Türkiye'de meyhaneleri ilk açan padişah geldi yani. Dördüncü Murat'ı Yani e, şimdi en baskıcı padişahtan bir süre Sonra meclisi mebusan kuruldu. Yani bunlar e, Erdoğan gelmesi nasıl? Biz En baskıcı dönemden, askeri dönem dediğimiz dönemden. Tayyip Erdoğan dönemine geçtik yani. Değişiyor demek ki. Siz görür müsünüz? Biz görür müyüz? Efendim? Siz görür müsünüz? Biz görür müyüz? Devrin değişti. Ben bir şey görüyorum. Bu rejim Tayyip Erdoğan'la geçerli bir rejimdir. Tayyip Erdoğan çekildiği andan itibaren bu rejimin böyle yürümesi mümkün değil. Peki. İkinci ne... bir Tayyip Erdoğan gelemez artık. Ne olur? Daha mı kaotik bir şeye gider yoksa? Daha kötüye götürmeye teşebbüs edenler olabilir ama götüremezler. Yani bu artık bu sürdürülebilir bir rejim değil. Anladın mı? Ondan diyorum ben sana. Yok. Yani sürdürülemiyor yani. Ya böyle bir rejim var mı? Bundan üç ay önce faizini bilmem ne, enflasyon bilmem ne diyoruz. Şimdi tamamen tersini gene aynı şekilde savunuyoruz. Bizim bir CEO'muz vardı bir gün. Böyle yönetim kurulu anlatıyor bize bir şeyler falan. Tamam mı? Ama nasıl heyecanla anlatıyor? Nasıl heyecanla anlatıyor böyle falan? Sonra başka bir konuya geçti gene anlattı. O zaman bizim bir yönetim kurulu üyemiz var. Dedi ki yahu dedi Yaşar Bey dedi. Sizin dedi bu belagat sanatınıza ve gücünüze hayran dedi. Ya biraz önce bize dedi asker gibi yürüdük 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 yürüdük, yürüdük anlatınız bir şeyler dedi. Duvara geldik dedi arkadan kurulmalı asker gibi çık 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 gidemedik. Şimdi tam tersini döndük gene bize gene inandı, inandırdınız gene yürüyoruz biz dedi. Şimdi <laughs> hakikaten böyle bir realiteyle karşı karşıyız yani. hafta <laughs> önce Cumhurbaşkanımızın ağzından faizle ilgili teoriler diyorduk. Şimdi tam zıttını duyuyoruz. Ona da inandık. Ama bu otoriter otoriter rejimlerde çok olabilen bir şey. Orveleyen bir şey ya. E zaten otoriter rejimlerin mutlaka komik bir tarafı vardır. Anladın mı? Yani ben yani. hep onun için gülüyorum. Niye yani, gülüyorsun? Yani? Şimdi ben mesela şu şey olayını düşünüyorum ya. Ee, Fatih Terim olayını. Yani kimi arıyorum biliyor musun? Levent Kırca'yı. Şimdi Levent Kırca geliyor. Dün akşamdan beri Levent Kırca gözümün önünde benim. Gelmiş o iş adamın bir tane var. Parayı verirken içine çip koymuş... Sonra gitmiş Semih'te yakalamış benim param sende diye. Semih sen kimsin demiş. Tamam mı? Ya bunları okurken ben diyorum ki şimdi Levent Kırca görmüyor kendini Semih yapmış bir tane kendini ya da öteki adama benzetmiş. Benim parayı ver lan diyor tamam. Senin paran ne diyor da tamam çantan da senin diye. Yani şimdi bunlar bu rejimin alt ürünleri işte yani anladın mı? Evet. <laughs> bu rejimde olmasa bu çünkü içine siyaset de girdi yani. Evet. Şimdi mesela ne bileyim senaryo kurma şey yapabilirsin. Şimdi bu ortadaki futbolcular kimler? 2017 referandumunda biliyorsun yetmez. Daha bir Türkiye. Evet diyoruz biz de siz de var mısınız diye tamam evet. mı? Çıkıp video dolduran şeyler Emre oldu, Arda o zaman şey Demek vardı. Demek ki buymuş kastettikleri. Rıdvan, Rıdvan vardı tamam mı? <laughs> biz de varız diye. O sırada biliyorsun Fatih Terim kabul etmedi onu. Öyle mi? Tabii Erdoğan da kızdı Fatih Terim hatta. <laughs> Anladın mı? Şimdi yani dikkat ediyorsanız Fatih'i pek savunmuyorlar. Evet. Öbürleri savunuyor parasını verin diye. Anladın mı? Onlar çünkü bir 2017 referandumunda şeydi onlar. Biz de varız diyen, yani, evet de diyoruz varız. diyen. Biz de evet diyoruz. Şimdi gene evet demişler, gördüler yani. Peki son soru. Yine hürriyetin başına geçer miydiniz 80'lere gitseniz? Ha bu 80'lere gitsem giderim tabii iyi para kazandım. Niye gitmeyeyim ya sen de Allah aşkına. Çok parasızdım ben de güzel yaşamak istiyordum. Evet. Güzel yaşamak istiyordum ve Allah'a şükür iyi yaşattı. Yani Ben Bradley Washington Post'un başından ayrıldı. O 24 yıl kaldı başında o postun başında. Ayrıldıktan sonra yazdığı kitabı A Good Life'di. Siz de bitirirken öyle misiniz? Evet yani ben de hürriyetten ayrılırken son konuşmamı yazı işlerinde... That was a good life dedim ya. Güzel bir hayattı benim için. Tamam. Allah bana şanslı bir yıldızın altında doğmuşum. Yani o şanslı yıldızımın sayesinde bana güzel bir hayat verdi. Ben hep şunu söylüyorum. Ben sonradan görmeyeyim diyorum. Bana şey yapıyorlar. Estağfurullah falan diyorlar. Ya sonradan görmeyeyim kardeşim. Ben hayatımda iyi şarabı 45 yaşından sonra içtim. Arabaya 40 yaşından sonra bindim. İyi evlerde 40 yaşından sonra oturdum. Güzel otellere, güzel ülkelere. Uçağa İlk defa devlet para para verdi Fransa'ya giderken bindim 23 yaşımda. Şimdi ben sonradan görmeyeyim. Ama sonradan görme olmadığım bazı şeyler de var. Mesela güzel kadın. Karımla çok genç yaşta tanıştım. Tamam mı? Hayatımda Allah bana güzel bir kadın verdi yani arkadaşlık yaptığım hala da aile sevgisi. Bunları sonradan görme değilim. Bu yüzden de sonradan görme olduğum için de Allah'ın bana bahşettiği nimetlerin kıymetini çok iyi biliyorum ve bende en çok gelişmiş olan duygu şükran duygusudur. Ben şükretmeyi çok severim. Bunu bir gün bir Müslüman e, bir ayat fakültesi hocasına sordum. Böyle baktı bana biliyor musun dedi Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen dedi surelerde şey şükrandır dedi. Öyleyim ya Allah'a da o bakımdan çok ihtiyacım var. Yani Şükretme duygusu. Bütün bu sevilmemeye ve dayak yemeye rağmen yine de okeyim diyorsunuz. Bak sevilmemeyi ve dayak yemeyi göze almasan hayatta hiçbir şeyi değiştiremezsin. Çünkü insanlar kurulu düzeni, müesses izamı severler. Bu aynı benim çocukluğumda bizim ayakkabılarımızda top oynarken ilkel ayakkabılarda o zaman ucuz ayakkabılar çivi çıkar içinde. Çivi batar ayağını. Tamam mı? Her dakika çıkar o çivi. Bastırsın taşla vurursun falan gene çıkar. Sonunda ayağın o çiviye alışır. Etrafında bir kabuk bağlar falan. Bir süre futbol oynamaya devam edersin ayağında o çiviyle. Anladın mı? Şimdi bu onun gibi bir şey. Yani sevilmeyi çünkü insanlar dediğim gibi çiviye bile alışır ve o çivi bile senin hayatının parçası haline gelir. Aslında seni güçlendirir. Şimdi o yüzden de düzenin bozulmasını sevmez. Biz benim Türkiye'de bak değiştirdiğin şeyler var mı? Bir şeyi değiştirdim. Ben TRT'ye muhabir olarak aldılar beni okuldan mezun olduktan sonra. Kaşedi muhabir. Yani çalıştığım kadar para kazanıyorum. Orada Muammer Yaşar Bostancı vardı. Türkiye'de. Televizyon, e, radyo yayıncılığının haberçinin şeyi. Doğan Kasanoğlu falan. Haberleri yazıyoruz. Haberleri gelmiştir, gitmiştir diye yazıyoruz. Yani miştir ekipiyle yazılıyor haberler o zaman. Cumhurbaşkanı bilmem kim Ankara'ya gelmiştir. Eski dil öyleydi. Ya ben de gidiyorum şimdi. Yazıyorum haberi fakat kulağıma tuhaf geliyor yani. Gidip gördüm ben geldi adam. Ve haberi yazıyorum tamam mı? Ya gelmiştir deyince bana ya gelmiştir ya gelmemiştir diye bir şey yapıyor bende. Böyle bir duygu bırakıyor bende. Bir gün dedim ki ya dedim Muammer abi dedim. Bu dilde bir arıza var dedim ya. Bu çok eski bir dil dedim Yani Bir kere dedim başvekil hazretleri Ankara'ya avdet etmiştir gibi. Ulus gazetesinin manşetlerini hatırlatıyor bana dedim. Bir de dedim siz beni gönderiyorsunuz. Türkiye'deki ilk kasetli teyplerden birini de verdiler bana. Tamam mı? Ben okumuş muhabirim diye elimde onu böyle devletin zimmetli şeyi diye koruyorum falan. Ona gidip ses alıyorum falan şeylerde. Dedim bunu biz geldi diye yasak. Daha iyi değil mi dedim. Vallahi doğru söylüyorsun dedim ve oturdular karar. Çok büyük karardı bu yani. Devrimci bir karardı. Ve biz TRT'de bunu ilk defa geldi, gitti diye yazma başladık. Sana bir şey söyleyeyim. TRT'nin santralleri yıkıldı. Ne yıkıldı? Terbişizli İnsanlar itiraz. Hı? İtiraz. Nasıl geldi dersiniz? Nasıl bu? mu Böyle diyor adam. Ne bu diyor? Mak makinalı tarakka sesi gibi eski Türkçe öğretmenleri falan. Dı 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 dı, dı, dı diye. Tamam. <laughs> <laughs> ya ben bir anda kötü insan oldum. Bizi kötü yola sevk etti bu ev Daha geldi şeytan mıdır nedir dedi. Ya yeni küçücük gelmiş buraya aramıza fitneyi soktu diye tamam mı? Bana böyle bakıyor insanlar. Zaten orada eski ekoller var. Bize kızıyorlar. Onlar işte, al işte bunları dinlerseniz böyle olur diye. Ulan dedim hakikaten nasıl bir şey. Sonra hürriyetin logosunu değiştirdik biz. Mutlu. Yemediğim dayak kalmadı yani. Tamam mı? Yemediğim dayak kalmadı benim. Ama şimdi koy o ikili koyu yan yana bir tanesi. O kadar iyi yani. Çok eski. Anladın mı? Bütün gazeteler logolarını değiştirdiler. Ve hep benzerlerini yaptılar. Yani o bakımdan e, dayak yemekten korkmamak lazım kardeşim. Dayak yemek de bu işin fıtratında vardır. Değiştiren insanların hepsi dayak yerler. Yani Newton yemedi mi dayak? Fena idi. Fena idi. Darwin yemedi mi dayak? Yedi. Herkes yiyor dayak ya. Yani. Marx yemedi mi? Yedi. Yani bir şeyi değiştirmeye adaysan şu bardağı suyu artık bu bardakta değil de şu bardakta içeceğim dediğin zaman bile olay oluyor. Ya Ben mesela şimdi şu anda şarap ve viski bardaklarımda çok tutucuyum. Yani değişiyor zevkim ama o bardağım olsun istiyorum. Bana bir tane başka bardak gelse hemen yani öbür taraflarda dayak yemeyi göze alıyorum da burada göze alamıyorum ya tamam mı alışkanlıklarda. O bakımdan yani dayak yemek. Benim bir arkadaşım vardı onunla bitireyim ben. Ee, Şahin oldu diye Paris'te beraber okudum. Türkiye'nin en büyük Kant felsefecidir, hmm. Kant uzmandır. Biz Elispaturla dergi çıkarıyoruz falan. Ben makaleler yazıyorum böyle bir tane ama nasıl tartışma başlıyor biliyor musun? Uuu, tartışma ama Tartışma dediğim işte 100 tane satan dergiler arasında yani. Öyle devlet Türkiye çapında bir tartışma zaten öyle bir medya yok. Biz de kahvelerde falan toplanıyoruz fakülteden geldikten sonra falan böyle Ahmet Amdi Tampınar tarzı Ankara'da bir ekibiz, bir şeyiz böyle şikayet Ya gene gezer geçirmişler bize falan bilmem ama memnunuz ya herhalde zaten, tamam mı? Şahin de o sırada Kant üzerine bir kitap çıkardı. 900 sayfa. 900. Evet Kant. Ankara Üniversitesi Tarih Coğrafya'da felsefe bölümünde. Öğretim üyesi. Bir gün durdu, durdu. Ulan dedi belanızı aramayın dedi. 9 sayfa kitap yazdım. Bir satır yazmadılar. Anama küfresinler lan. Bir satır yazsınlar <laughs> ya dedi. Tamam. <laughs> Evet yok sayılmak daha kötü. Yani dedi yok sayılmaktansa dedi tamam mı? Şimdi o bakımdan yani <laughs> küfür yemek bu işin ama Kıtratında. Türkiye, Türkiye'de yani Türkiye'de herkes herkesten nefret ediyor. Yani. şu andaki en ucuz duygu nefret. Evet. Nefret ediyorum bu kadar kolay bir şey. Hain. Hayatımda hain hiç kimse çok... için kullanmadım. Bir kişi için kullandım hain kelimesini hayatımda. Bir kişi için kullandım. Kimdi o diyebilir misin? Hrant Dink'i öldüren Hı? çocukla ilgili. Türkiye'ye hainlik yaptın diye. Bak bir kişi için çıktı şimdi. Ayıp evet o da yani, ayıp o da. Amerikalılar Türk büyükelçiyi öldüren Ermeniyi 39 yıl yatırdılar ya. 39 yıl. Sen kendi vatandaşını öldüren adamı 16 yıl atıp çıkardın. Utancıdır Türkiye'nin yani. Evet. Tamam. Mı? Evet. Duayen lafı da çok kötüdür. Ay çok <laughs> Bu 20 yıl ama Ertuğrul Bey bir şey Emekli. bir şey doğru 20 yıl önce size ulaşamazdık. Şimdi ulaşabiliyoruz. Bu da bizim için bir artı oldu. Yok ulaşıyordu ister misiniz? Ulaşır Arasak hürriyeti Ertuğrul Bey desek. Ahmet Hakan o zaman Kanal 7'deydi. Çağırdı beni bir buçuk saat, iki saat canlı Hı. yayına çağırdı beni. Hatta evet, onun bir de tutmuş Ahmet Hakan. Ha. Arka odada psikoloğa bizi, beni izletmişler. Ha? Ben program sırasında. Ha, Sonra Ahmet anlattı bana bilmiyorum yani. Her ha? şeyi sordular. Orada cevap verdim. Psikolog demiş ki o kadar samimi anlatıyor ki demiş. Sorularınızın hepsi o do samimiyet duvarına çarpıp geri dönüyor demiş. Vallahi Ahmet, evet, Ahmet de. anlattı. Bilmiyorum psikolog öyle dedi bana. Bugün de her şeyi hayatımdaki Hayatımda ikinci psikolog duruyor. Bir de Sedat Simavi benimle görüşmeye çağırdı psikolog çağırmış. Yanında ha, bir adam becim. oturuyordu papyonlu. Doğanızdan sordum sonra. Doğanızdan psikolog da seni inceletti dedi. Ondan da geçer not aldım. Şimdi ama bana yine kızacaklar. Ertuğrul Özkök'ü çağırdı ve dövemedi diye. <laughs> Arkadaşlar amacımız dövmek değil. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Aydaki Adam devam edecek. Görüşmek üzere.